sizin için, arkadaşlarım için. Bugün de benim doğum günüm olduğu için. Evet, şimdi gelinler kayınvalideler odasına. Kızlar buna su koyacağız mı? Seda yine bu hafta benim sayemde bilezikleri alır. Ne oldu? Aha, o mutfakta, o mutfakta. Kömbe çekiyor. O mutfak. Gittin en pişmiş tabağı biri veriyorsun. Yakmışsın yemeği. Kayınvaliden dedi ki benim gelinim yemek yapmasını bilmiyor. Şimdi çok daha iyi anlıyorum yani. Ben yemek yapmayı bilmiyorum. Benim bile gözüm kamaştı kız. Böyle bir şey görmedim. Gelinim mutfakta, gelinim mutfakta. Yemeği tabakta, tadı damakta. Gelinim mutfakta. Gelinim mutfakta. Lezzeti bulmakta, masayı donatıp kurmakta, sanat eseri gibi sunmakta, gelinim mutfakta, gelinim mutfakta, gelinim mutfakta, gelinim mutfakta, yemeği tabakta, tadı damakta, gelinim mutfakta. Ekran başına hoş geldiniz. Biz de hoş geldik. Önce buraya gelebilmeniz için hemen başvuru adresini vereceğim. Sonra burada ne oluyor öğreneceğim. Böyle bir şaşkınlıkla çıktım. Bakalım neymiş öğreneceğiz. Bana mı yaptılar? Kime hazırladılar sürprizleri bilmiyorum. Buraya gelmeniz için www.kanalde.com.tr. Yağmur şu hendekleri aşıp gelebilecek mi? Gel Yağmur. Teşekkür ediyorum hayatım. Çok teşekkür ediyorum. Evet Ercan, ne oluyor burada? Arkamdakiler ne? Bütün organizasyonu Yağmur Hanım yaptı kendisi için. Seda. Yağmur Hanım'ın bugün doğum günüymüş. Evet. Öyle mi? Evet. Bunların hepsini Yağmur sen mi yaptın? Evet, sizin için, arkadaşlarım için. Bugün de benim doğum günüm olduğu için. Beğendiniz mi Seda Hanım? Nasıl olmuş? Nasıl mı olmuş? Ya ne olsun? Yani beğendim. Harika mi? Görünüyor ya. Çok teşekkür ederim. Paraya kıymışsın. Evet, sizin için, arkadaşlarım için böyle güzel güzel kutlayalım dedim. Seda Hanım. Bugün kutlu bir gün. Şöyle gel şuraya. Hemen geliyorum. Nasıl görünüyoruz? Ha, çok beğendim. Çok şunun içinden ederim. Bakalım Yağmur gel. Geliyorum. Beğeneceğinizi biliyordum. Çok güzel oldunuz ya. Evet. Ay, vay çok hoşmuş ya. Beğendiniz ya mi? Ya sen bu işi biliyorsun da gözümüze sokmanı da yani. Ne bileyim hani böyle bir eda. Ama doğum günü dedim. Özel bir gün sonuçta. Peki gün mana ve önemini yitirmeden az sonra buradaki gelinlerim büyük bir olasılıkla Yağmur'a şöyle bir sevimlice dalacaklar. Dalmadan önce... Bir şey sormak istiyorum yani çok özür dilerim. Sonra sor gel biraz. Dayanamıyorum. Yok işte biliyorum o yüzden önce hadi gelin. Hadi keselim. Gelin hayatım. Neslihan gel hadi yavrum gelin hepiniz gelin. Aa, bana yapılmıyor böyle organizasyon. Size aynasını yaparım. Eğer sen Yağmur bana gelip buralarda bunları yapma ben seni eğer gelip bulunduğun yerde bulup da... Ocak ayı değil mi sizin doğum gününüz? Tam yılbaşı gecesi. Önden kutlar. Evet. Söz mü? Söz veriyorum alası. Tamam. Gerçi organizasyon yapan Serpil'di ya. Evet. Serpil beğendin mi organizasyonu? Beğendim güzel. Peki birazdan. Ellerine sağlık. Hadi evet, kesiyoruz. Evet kesiyoruz.
Mutlu yıllar, nice senelere. Sağ olun. Çok teşekkür ederiz Seda Hanımcığım. Çok sağ olun. Evet, şimdi gerçekten tebrik ediyorum. Bir kere çok şık, çok zevk, zaten zevkli bir kız olduğunu biliyorum. Çok teşekkür ederim. Ama çok beğendim. Çok sağ olun. Siz Seda bir şey dedi ki içimde kalır patlarım gibi. Ay çok güzeldi. Benim bildiğim şeyi böyle doğum günü sürprizlerini başkası yapar. Yağnur kendi kendine doğum günü partisi yapmış. Sürprizi kendi yapmış yani. Seviyorum anacığım, seviyorum. Ama hiç şey, geldiğim günden çok beri güzel. Söylüyorum. Ne güzel işte. Çok bebeğim. Güzel ama senden daha farklı şeyler bekler. Yok mesela. Bundan daha güzeli olamazdı bu kadar kısa süre. Çok hastalık da güzel oldu. Yazı beni evet sükse aldı. Seviyor ya Yağmur. Yani maket seviyorum. Olması beni benden daha çok aldı zaten. Önündeki neyse. Yazı güzeller güzeli Yağmur. Dur bir dakika Neslihan bir daha söyle annem. Sükse seviyor ya Yağmur bahsetmişti bir dün. Ha, peki Esra bir şey dedin Yağmur. Hastalık bu arada yazı. Geçmiş olsun. Dün hastalandı evet, şimdi iyi misin annem? Aklım sende i̇yi, kaldı. İyi çok şükür Seda Hanım. Allah daha korusun iyi. Sensiz olur mu? Ben bunlarla baş edemem sensiz. Ne diyorsun bu şatafata? Yani Seda'ya katılıyorum. Pastanın üzerindeki yazı da beni benden aldı. Bir insan kendi kendine nasıl bu kadar iltifat eder bilemiyorum. Aa, yalan mı o? Güzeller güzeli Yağmur yazdım. Ne yazayım şimdi? İyi ki doğdun Yağmur i̇şte. Mu yazayım? Kızlar. Fazla eleştiri gizli hayranlıktır nokta diyorum. Ben ne yapsam burada olay? İnsan bir doğum günü güzel bir şey kutlayın anacığım. Ay pek hoş olmuş ama çok gerçekten hoş. Gerçekten hoş. Hoşuma gitti. Aferin. Çok zevklisin. Çok sağ ol. Haftanın ikinci gününde. Neslihan bugün daha iyi bir performans bekliyorum senden. Tamam mı? Tamam. Hazır mısın? Hazırım. Ben kafa tutuyorum. Meydan okuyorum diyor musun? Diyorum. Peki o zaman ne pişireceğiz söylüyorum. Tavuklu volavan. Hiç yaptınız mı daha önce? Hayır yapmadım. Yok yapmadım ben. Ben de yapmadım. İlk çok kez görüyorum. Milföy'den yapmadım. Ben de yapmadım hemen yaparsınız ben çok kolay. Ben izlemiştim burada yapmıştılar. Çıkarın defterleri alın kalemleri kız çelerim. Tavuklu volavan için gerekli olan malzeme listesini sayıyorum. 15 adet milföy hamuru. 3 yemek kaşığı zeytinyağı. 1 adet orta boy kuru soğan, 1 diş sarımsak, 200 gram kültür mantarı, 500 gram fileto tavuk göğsü, 1 adet rendelenmiş limon kabuğu, 1/2 su bardağı konserve mısır, biraz krema önünüzde zaten, 1/2 su bardağı rendelenmiş kaşar peyniri, 1 çay kaşığı tuz, 1/2 çay kaşığı taze çekilmiş tane karabiber, volavan hamurlarını yapıştırmak için 1 adet yumurtanın akı, hamurların üzerine sürmek için aynı yumurtanın sarısını ziyan etmeyin. O sarıyı da güzel üstüne sürün. Hı, ne güzel anlattım. Çok güzel. Şimdi sizleri kayınvalidelerinizle tam 90 saniye baş başa bırakıyorum. 90 saniye sonra buradayım. İç harcı yapacaksınız. Ondan sonra da şeylere saracaksınız. İçini dolduracağız. Evet. Anne güzel kızartacağım. Yakmayacağım. Anne güzel kızartacağım. Yine fırına önden atacağım. İlk önce tavuğu at, soğanını kavur. Ondan hı-hı. Sonra mantarı at. Sonra mısırı koyuyorsun. Hı-hı. Ondan sonra tuzunu, karabiberini. Yüksek fırına. Hiç pişmez. 180. Ama bunu pişireceğiniz. Çiğden koymayacağız. Böyle kızartacağız. Yani sonradan iç malzemesi koyup tekrar kaşarla şey yapacağız. Fırına vereceğiz. Ne güzel yaparım ya. Milföy olur. Milföy evde ben çok kullanıyorum. Biliyorsun bunu yapmadım ama. Birazcık azıcık su damlatırsın. Hani biliyorsun yağlanmasın diye. Ondan sonra yağını koy. Suyunu çeksin yani. Hı hı. Ondan sonra mantarını at. Mantarı da çok pişen bir şey. Sulanıyor çünkü. Tavuğumu asla kurutmayacağım. Çiğ de kalmayacak. Şu milföylerini de yakmam. 5, 4, 3, 2, 1. Tamamdır. Süreniz doldu. Şimdi. Hadi öptüm. Hadi. Kızlar. Püf noktalarını öğrendiniz mi? Evet Seda Hanım. Tamam mı? Tamam. Evet. Kayınvalideler öğrettiniz mi? Evet. Selfie sen öğrettin mi bir ben şeyler? Öğrettim. Yaptın mı daha önce? Tabii ki. Yaptın. Ben yaptım. Ne gün? İlk kez yaptım. Ben de yaptım. Öğrettin mi gelinle? Vallahi öğrettim gibi öğrettim. Ama anlarsa. Bilmiyorum artık. Kendi öğretini bir de anlarsa diyor Seda doğum Hanım. Doğum günü bugün ondan annesi.
Fatma öğrettin mi? Tabii canım. Peki o zaman hazır mısınız? Hazırız. Evet. Bir saniye sürenizi söylüyorum. Süreyi de söyleyeyim de öyle çıkın. Gelinler. Kayınvalideler odasına. Kayınvalideler yemek yapıyor. Şan. Esra git dinlen ya. Git yavrum ayağını uzat. Dinlen annem. Seda annem. Vallahi öpeceğim diyeceğim. Sen doğum günü kutla. Esra sen de ayağını uzat kızım. Seda sen de uzat ayağını. Arada git çocuğunu elinize. Dur da. Oh, bak bak Seda hala taktik veriyor. Çok sağ ol. Beni ya kızat çocuğum. Gittin ya. Kızlar buna su koyacağız mı? Seda yine bu hafta benim sayemde bilezikleri alır. Ne oldu? Aha, o mutfakta, o mutfakta. Kopya çekiyor. O mutfak. Gittin en pişmiş tabağı biri veriyorsun. Yakmışsın yemeği. Kayınvaliden dedi ki benim gelinim yemek yapmasını bilmiyor. Şimdi çok daha iyi anlıyorum yani. Ben yemek yapmayı bilmiyorum. Oo, benim bile gözüm kamaştı kız. Böyle bir şey görmedim. Tamam mı hanımlar? Evet. Tamam. Evet. Hazırsınız. Hazırız. Heyecanlı mısınız? Yok. Hadi bakalım kendinizi gösterin. 5, 4, 3, 2, 1. Süreniz tam 45 dakika. Başlayın. Esra, geçmiş olsun. Çok sağ ol. Nasılsın bugün? Yani daha iyiyim. Düne göre daha iyiyim ama çok çok da iyi sayılmam. İyi görünüyorsun geçmiş yine. Olsun. Gelmiş tamam. Geçmiş olsun. Üzdün bizi. Gerçekten tamam. Hepimiz burada üzüldük. Evet. Kötü oldum. Allah şifa versin. Evet. Amin. Şifa bekleyen tüm hastalara Allah şifa versin. Amin. Uzun zamandır hiç böyle olmamıştı. İnşallah evet. Tekrarlamayız. Neyse bence şimdi ben hepimize evet. Pasta ikram edeyim. Tatlı evet yiyelim. Bugün ya. Tatlı tatlı kes, konuşalım. Kes. Şekerimiz yükselsin. Tabii tabii kes. Bir kes, saniye. Kes. Bana kalın dilim kes. Bir saniye, bir saniye. Yağmur bu maket. Evet. Nasıl ya? Kız bastı. Sen onu karşına maket onu hayır ayağını anlamadın mı hayatım? Maket canım. Senden özür dilerim. Sana dün sahte demiştim ama cimriliğinden her şeyi yapmış, pastanın maketini getirmiş ya. Sedacığım, o kadar planlı ve programlısın ki bebeğim. Aa, her evet, zamanki evet halim. Evet hayatım. Belki... Bunu buraya niçin getirdin o zaman tabak çatalla? Bebeğim bir organizasyonda zaten onları ben oraya getirmedim. Eminim onları da oraya sen koymuşsun. Hayır hiç de ben koymadım. Ben bile koydum. Bu hareketi yapabilmek adına tabii ben pastanın maket olduğunu burada ay herkese yok, göstermek adına bunu yapıyorsun. Ay, hayır yani. Ama şu var tabakları öyle. Ben getirmedim. Servis tabağı konulmuş ben yana. Ben de getirmedim. Ben de dedim ki herhalde gerçek bir pasta. Burada evet. Da görünce kesip yiyelim dedim bir yani. Evet yağmurcu, maket ama canım. Çünkü organizasyonlarda tüh. Bilmiyorsunuz ya bebeğim. Yok, elini bir cebine dakika. Atsaydın hani çok bonkörsün ya bir Seda. Gerçek pasta getirseydin. O da ben... Var hayatım. Yağmur'da yayın sonrası hep birazdan oturur sohbetle birlikte yeriz. Yağmur 2 yıl öncesinde ben organizasyon işiyle ilgileniyordum. Evet. Ve maket pastayı ucuza kaçınca, ucuza kaçmam gerekiyorsa kullanıyordum. Hmm. Ayrıyeten bana sahte demişti. Senin pastan bile sahte. Diyorsun. Bana laf etmeden önce lütfen her zamanki söylediğim bak, gibi... Bak ben özrümü diledim. Önce kendinize batırın. Ben de. Ben bir dakika şeker hamurundan sandım bastır diyorum kıza. Ben de şeker şey gerçek gibi duruyor ama ben de bakar gerçek mısın? Sandım. Ya Nilgün Hanım. Buyur canım. Neydi o Yağmur'un böyle doğum günü falan yapması? Aa, Nisa var ayol. Hayır canım Nisa kendine doğum Nisa günü yapar Hanımcığım. Mı? İnsan bir sürpriz doğum günü başkası yapar. Ben vallahi pek yani beğenmedim. Ah. Kendi bu, kendine doğum günü bu, yapıyor. Kendi kendine eğleniyor. Bu fesatlığınız çiçek, neden çiçeklerini acaba? Çiçeklerini de kendi kendine yolladığından eminim. Yine gösteriş, yine gösteriş. Babasından gelmiş. Hasta da şey arkadaşlarından gelmiş. Yani lütfen. Pasta da yapma maget. Pasta. Yayından sonra güzel bir pastamızı keser yeriz yani. Yayından sonra pasta keseceğiz yiyeceğiz. Evet. Allah kısmet ederse. Evet. İnşallah. İnanamıyorum ama. Yani artık göreceğiz. Ben biraz şüpheliyim Nagihan Hanım.
Vallahi ben de şüpheliyim. Ben daha büyük, daha böyle cafcaflı bir şeyler beklerdim. Çocuk organizasyonu gibi olmuş. 3-5 tane balon. Çünkü ucuza kaçmış pastadan belki. Evet. Hiç de değil bebeğim ama ya. Çok şaşırdım. Senden beklemezdim. Neden? Gerçekten Seda'nın dediği gibi daha şaşalı şeyler beklerdi. Elimizde bu vardı. Bir daha ben anladım. Burada olursanız. Seda geçen hafta bilezikleri alamadı ya, ucuza kaçtı. Aa evet, bak hiç bu açıdan düşünmemiştim. Evet. Doğru söylüyor. Yanılıyorsunuz. Sen ne dedim? Bundan sonra çok daha ucuza kaçacak o zaman. Beğendin mi? Neslihan. Beğendin mi? Organizasyonu, pastayı. Sadece yani bir şey beğendim. Yağnur'a yakışırdı. Bu kadar. Neden? Neden Yağnur'a yakışırdı? Hani yeşil giyinmişsin ya, kırmızıyla güzel bir uyumun oldu. Ha, evet. Kenarlara görseli yeşiller güzel, yaptınız. Değil mi? Aynen, çok görselin güzel. Çok güzel. Allah tek güzel olan şey. Allah kızlar, size bir şey söyleyeyim mi? İnanılmaz derecede kıskandınız. Ay, şu anda o kadar ya. Güzel bir organizasyon yok oldu artık. Ki. Centilmence hepinizin doğum günümü içeride kutladık. Kutladığınız gibi evet. Burada kutlamanızı beklerdim ama her zamanki gibi tırnaklarınızı canım çıkardınız. Mi yani pastalık paket. Pardon şu da kendi kendini kutlamışsın. Neyini kutlamalı? Arıyorsun Esra. Sen bize yani bir pastayı çok görmüşsün. Bir dakika. Kendi kendine parti yapıyorsun. Biz bunu neyini kıskanacağız ya? Manisa'dan kim gelecek yapacak bunu? Kendisinin doğum günü tamam. Arkadaşları, babası, ailesi. Bütün herkes çiçek göndermiş bildikleri için. Çok güzel. Hiçbir kimseden haberi yoktu. Yani organizasyonu böyle yapacağından kimsenin haberi yoktu. Sonuçta sadece, kendi kendine yaptı, kendi kendine eğlendi. Sadece arkadaşları ben çiçek beğenmedim. Göndermiş. Ne kadar güzel. Vallahi olmadı. Kendi kendine yapmış. Yağnur, hadi pastayı geçtim. Evet. Hani bu kadar havalısın, çok güzel bir düğün yapmışsın kendine. Ama ben senin eşinden bugün güzel bir hediye beklerdim. Hani hediye? Hayatım, hediye hiç önemli değil. Sonuçta adam çiçeğini göndermiş. Benim çocuklarım çok ufak. Ben orada okudum. Çocuklarım adına da çiçek göndermiş. Bence çok sen güzeldi. Beni yanlış tanımışsın. Ben maddiyata önem veren biri değilim. Evet, çok ama seviyorum. Ama lüksü seviyorum diyorsun. Lüksü bak, seviyorum çelişiyorsun. Ama hayır, çelişmiyorum Neslihan'cığım. Lüksü seviyorum ama ben kendim çalışıyorum, kazanıyorum, kaliteliyi alıyorum ve sonrasında satıyorum. Tamam. Yani eşimin bana burada pahalı bir hediye almış mı, almamış mı inan hiç önemli değil. Yunus niye bir şey yollamadı? Ben çok baktım yani, hem de çiçeklerine baktım. Yunus'un ismini hiç göremedim içlerinde. Hiç bilmiyorum. Bir de şu var. Yaşa unuttu mu? Bak, göndermiş olabilir hediye olarak. Yoksa unuttu mu? Yok, unutmaz. Benim oğlum Samsun'dan buraya araba gönderdi eşine. Çok da mutlu oldum. Helal olsun benim oğluma. Şimdi hediye yollamanın uzağı yakını mı var? Bir al ödemesi yederdi yani. Belki göndermiştir. Biz görmedik kargoda yani. Kargoda falan kalmış olabilir. Belki göndermedi. Hiç zannetmiyorum. Onu iddia edemem. Öyle bir şey insan kalır mı arabada hangisi? Veya o yanda bu yanda? Bence kalmamalıydı. İşte biz böyle nasıl diyeyim? Partileri seviyoruz, kutlamaları seviyoruz ne ama günce? Böyle çok çok hediyeli, pahalı hediyeleri sevmiyoruz ne hayatım gün? Sizin. Buyur canım. Sizin anca sükseniz böyle işte havalı havalı havada kalıyor canım. Evet aynen öyle. Asla kalmaz. Aynen öyle. Asla kalmaz. Yağnur. Efendim canım. Yani ayıptır sorması da kaç yaşına girdi? Hiç beklenmedik bir soru değil biliyor musun? Yani. Kayınvaliden de şey dedi bana, 41 yaşına mı girdin? Hayır 51 dedim. 36 yaşına girdim canım benim. Bir dahaki sezona kayınvalide olarak gelirsin. Olur. Zaten. Oğlum 11 yaşında, az daha beklersek ben alırım kayınvalidemi, gelinimi, gelirim buraya. Kayınvalidene gerek yok, sen kayınvalide olarak evet, geleceksin zaten. Evet, gelinimle birlikte gelirim. Hiç sıkıntı değil. Bak yaşımı problem ediyorsunuz, organizasyonu... Etmiyorum. Yo, ne problem işte? Edeceğiz? Ondan mı soruyor senle kayınvaliden? Gülüp eğlenerek konuşuyoruz. Evet, kayınvalidemiz bir dakika. Hiçbir ima yok altında asla. Kayınvalidemiz sana sorduğu sorular beni ilgilendirmez. O hı-hı. Ayrı bir birey, ben ayrı bir bireyim. Evet. Ben gülüp eğlenerek sordum. Esra, bazen sana hak veriyorum ya ama şu anda şuraya oturunca bir şey gördüm. Gerçekten Fatma teyzele bazen tencere kapaksınız be kuzum. Üzüm üzüme baka baka kararıyor. Vallahi bak o da aynı şeyi sordu. 41 yaşına mı geliyorsun bacım dedi. 51 canım benim dedi. Üzüm üzüme baka baka kararıyor yani ne yapayım? Evet. Baka baka ben de onun gibi olmuşum. Olmuşsun, o da benim olmuşsun. Gibi olmuş. Serpil Hanımcığım. Efendim. Bizim doğum günümüzü beğenmedin hiç. Hoşuna gitmedi. Senin gelininin evlilik yıl dönümün evlenme teklifi yaptı mı oğlun?
Tabii ki yaptı. Nasıl? Bir kere şunu söyleyeyim, ben doğum gününü beğenmedim demedim. Ama dediniz. Yani sadece kendisinin yapmasını yadırgadım. Kendi kendine sürpriz yapmasını. Benim oğlum da benim gelinime bir evlenme teklifi etti ki dillere destan. Hadi ya. Kesinlikle. Bir seyredelim mi? VTR'den izleyebilirsiniz. Verdim tamam, ben videolarını. Tamam, bir seyredelim o zaman. Hala yatıyor. Evet, 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 evet. Bir dakika, biz duyamadık teklifi sesten. Evet. Yılın başında sana söylediğim gibi, ben basit bir şekilde, normal bir şekilde gelmedim karşına. Geleceği birlikteyim. Sakın kafanı kaldırma. Her şeyi birlikte yaşayabilirsin. Kafanı kaldırma. Sen benim zamanım. Evli nasıl geldin? Evet! Hadi niye ben evet dedin? Yüz görümünü kopartsaydı. Ayağına bas, ayağına! Daha dur, evlenmedin. Daha dur, sakin. Ve tabii ki bununla kalmıyor. Bundan önce de öncesi de var. 20-25 kişiyle falan böyle bir organizasyon yaptı. O gün aslında dışarıda yapacaktı. Yağmur yağdığı için de evi kullandı. Bizim evi kullandı. Benim de haberim yoktu gerçi. Ama hiçbir gerçi. Şey görünmüyor ki. Ben parktan başka bir şey görmedim. Yok yok. İşte... Şey, nasıl bir şey olduğu için hem de organizasyoncusunuz ya. İnsan şöyle bir ışıklandırır, bir projektör taktırır oraya. Ne şeylerle ışıklandırılmıştı zaten. Evet, ben hiçbir şey göremedim. Kızla ne var gördün burada? Karanlıkta çok bir şey. Çok karanlıktı. Ben gerçekten bir şey göremedim açıkçası. Bir de şu dikkatimi çekti. Gelinin evet dediğini hiç duymadım. Yani böyle sanki isteksiz gibi böyle şeyle... Bilmiyorum, hoşuma gitmedi benim. O çok benim. Şaşırdı çünkü oğlum onun doğum gününde evlenme teklif etti. Peki ben bir şey anlayamadım. Kayınvaliden şey demişti, dillere destan bir evlilik teklifi demişti. Bu mu Allah aşkına dillere destan evlilik teklifi? Evet, dillere destan bir evlilik teklifi çünkü o neden? Evlilik teklifi günün sonu. Günün sonu o kadar kalabalık ve coşkuluysa... Bir de günün başını hayal et bakalım. Ama ya. Başının başı yok. Ben orada coşku moşku görmedim. Değil mi kızlar? İkisi de coşku vardı. Hakkını yeme. Coşku var da sadece Neslihan'da. İşte yani. İşte onu duydum zaten. Arkadaki sesleri duymadınız mı? Hayır, siz duymadım. Kulağınızı mı kapattınız dinlerken? Hayır, duymadım. Hiçbir coşku da görmedim. Ben eşin sen bir şaşırmışsın, o doğru. Evet, evet. Sende bir coşku var, pek orasını da anlayamadım. Evet, ama evet. Onun dışında sanki ikiniz var, biri de sizi video çekiyor. Evet, öyle gibi. Sanki video çekmeyen birazcık anlamadınız izlediğinizi. Çok yo, özür diliyorum. Ya kulaklarınızı tıkadınız ya gözlerinizi kapattınız. Sen anlat, anlayalım biz gördüğümüzü söylüyoruz. Gördüğümüzün dışında da bir şey yok. Sen anlat, biz öğrenelim. Şimdi ben de aynı şey... Neslihan, ben arkadaki sesleri duydum. Ayağına bas, ayağına bas diyordular. Eşin harici herkeste coşku var. Eşinde çok coşku göremedim ben. O zaman daha yani durumun heyecanı yapısı. İçerisinde ama mutlaka sizin eşleriniz de size evlenme teklif ederken bir kasılmıştır, bir gerilmiştir. Valla benimki itibariyle... etmedi bacım. Etmedi, o yüzden ben de bir yana. Sen o yüzden sana... böyle üzüldün, dertlendin bana soruyorsun. Yok, hiç üzülmedim, dertlenmedim de. Hani böyle kayınvaliden öyle bir anlattık işte dillere destan dillere falan. Destan, ben de böyle dillere destan bekliyordum. İçerisinde ben varım, eşim var. Oo. O yüzden dillere destan. Bak vay canım be. Benim demek ki konu kendin olunca böyle övebiliyor musun kendini? Tabii değil ki de mi? Kendimi övüyorum. Aynen. Paramı değil, kendimi övüyorum. Demek ki ben övüyorum. De kendimi övüyorum bebeğim. Tamam. Ben de olanı söylüyorum. Demek ki yere gelince böyle kendimizi övebiliyoruz Neslihan. Tamam, sen olanı söylüyorsun. Ben de olanı görürsem eğer sana hak veriyorum. Görmezsem olmadığını söylüyorum. Evet, evet, öyle de canım aynen. Benim. Aynen. Evet, geldiğin günden beri maşallah kendini övüyorsun. Biri kendini övdüğü zaman da hemen başka şeyler söylüyorsun. Yağmur yapma Allah aşkına. Ben Neslihan'ın kendini övdüğünü görmedim. Övülmeyi sevdiğini biliyor. Daha ilk kez kendimi övdüm. Hemen arkasını doldurup hop hediye paketi yapıp önüme sunuyorsun ya. İşte bugün değil, senin doğum günün bebeğim benim değil. Yağmur iyi de hakkını yeme, ben kendini övdüğünü ilk defa burada gördüm. O da herhalde kayınvalideler bak, odasına bak, gelince. Bak Esra'ma bak sen. Ama Esra'da vardı duymadım. Ya ilk geldiği gün de zaten dedi. Duymadım. İki Samsunlu seninle dedi burada bir olalım dedi. Seda'yı bir alalım demedi.
demedi. Laf bir olalım demedi. Çarpıtmıyorsun ya. Canım evet. Bir olalım cümlesini kullanmadı. Çarpıtmıyorum da öyle bir algı yaratmaya çalışma Neslihan'cığım. Demek istediğim o üstü kapalı söyledi yani anladın mı? Sen yaratıyorsun algıyı. Kız hemşerisini görmüş, hemşerisi hakkında yorum yapıyor. Evet. Sana niye bu kadar dert oldu ki bu durum? Hiç bile dert değil. Çok korktum. Yeni bir onlar benden korkuyor canım. Esra'yı. Bilezik aldım ya korkuyorlar. Burada korkacağım en son insan sensin. Ay bir şey sen en zayıf halka sensin bebeğim. Çok teşekkür ederim. Evet, çok teşekkür ederim. Istiyorum. Ama öyle bir insan göremediklerini ne kadar gözleri kapadığını anlattı. Herkes aynı anda konuşuyor yalnız şu anda kızlar. Nur topu gibi yeni bir ittifak evet, bize diyorlardı. Ben ondan söylüyorum. Ben bunu çıkartmak istiyorum artık. Kızlar buna su koyacağız mı? Pişmesi için. Ben hiç bilmiyorum. Ben de su. Kremayı mı kızlar, koyacağız? Kızlar size bir şey söyleyeceğim. Ha söyle bakalım. Seda yine bu hafta benim sayemde bilezikleri alır. Geçen sefer biliyorsunuz değil mi? Hepsine 5-5-5 yapmıştım. O kadar havalanma. Valla o kadar hava atma ya. Hava mı? Ne havası? Gerçek, gerçek. Kusura bakmayın ama kızlar aranızda en dobra Esra'yı görüyorum. Benim de içim Esra'yı aslında. Bravo. Bravo Nesli. Bravo. Yalnız doğruları söyleyince üzülüyorsun. Yok üzülmüyorum, sevindim, alkışladım bacım. Çünkü ben hiçbir zaman olduğundan farklıymış gibi davranmadım. Ay, evet. Yiyelim, içelim. Birine karşı negatifsen pozitifmiş gibi davranmadım. Oynasa kendini organizasyonlar Esra. Ekranlara oynayan Esra. Aman kimse onu kötü bilmesin ya, ekranlara oynayan sensin. Kendi kendine parti düzenleyen sensin burada. Bana laf etmeden önce kendine bak. Ben ekranları oynuyor olsaydım ikinci kez buraya geri çağrılmazdım, tamam mı? Evet. Ben buradan yiğit gibi gittim, yiğit gibi geldim. Hala da yiğitler gibi yarışıyorum. Aşkım ikiniz de bumerang gibisiniz. Gidip gidip geliyorsunuz. Gidip yalnız gidip yanındaki duymadı onu övdüğünü İkiniz de dedim. İkiniz de dedim. Benim. Seni de böyle gönderdiklerinde birileri eğer gönderirse ki inşallah o ben olurum. Ah! Seni de eğer çağırırlarsa topukların sırtına çarpa çarpa geleceksin. Senin öyle geldi herhalde. Evet benim öyle geldi. Topukların sırtına çarpıyor evet, muydu? Evet öyle geldi. Herkesin burada öyle geliyor benim. Yağnurcuğum, Yağnurcuğum çok bağırmana gerek yok. Aşk koşum seni duyabiliyorum. Tamam. Topuklarımın sırtıma çarpmasına gerek yok. Niçin? Çünkü ben daha önce de bir cümle kullandım. Köklerimi saldım. Sezon sonuna kadar, finale kadar gitmeyi hiç düşünmüyorum. Oo. Gelinim yine benim ekmeğimi yiyecek bu hafta. İnanın buna. Nasıl gidiyor? Süper Seda Hanım. Çok zevkli Seda Hanım. Süper. Çok zevkliymiş burası. Vallahi çok zevkliymiş. Nagihan evet. O kadar hava atıyordun. Mangalda kül bırakıyordun. Perde kapansın. Yalnız kızlar Esra'nın yaptığı yemeklerin kalitesi de ortada ya. Ben ekranda da izlerken Dudu'yu da gördüm, Ayten'i de gördüm, Seda'yı da gördüm Konuş burada. Konuş bacım. Yok yani gerçekten Esra orada kendini belli ediyordu. Bize ittifak diyorlar. Kendimi kıskanmamış olsaydım babamın hayrına bana bu bilezikleri vermezdim. Yiyelim içelim birbirimize. Bir şey söylemene gerek yok. Kolunu uzat göster geç yani. Ay yetmiyor bacım yetmiyor. Neslihan başkasının bileziğiyle hava atanı gösterdiğinde sen de gördün bacım. Gerçekten ilksin. Ya doğru söyleyeni hep böyle kovuyorlar dokuzları. Bak nasıl hoşuna gidiyor görüyor musun? Mesela kız benim de giderdi ama. Esra. Yarın öbür gün çok pişman olacaksın bunları. Aranılan kan bulundu Neslihan. Serpil nasıl gidiyor? Gayet iyi gidiyor. İyi hadi bakayım göreceğiz. Ben zaten mutfakta yani kendime güvenirim, iyiyimdir. Hadi bakalım. Ya Seda Hanım 37-38 yıllık evliyiz yani. Evet, yani aynen öyle. Elimizin lezzeti oluyor tabii ki. Mutlaka. Ama burası tabii farklı ortam. Alakası yok yıllarca evli olmakla. Elin lezzeti ya da biliyor olmak. İnşallah onu böyle, güzel olur. Heh, oturtmak tam böyle yerinde kıvamında yapmak başka bir şey. Gözünüz eliniz işte kulağınız bende mi hanımlar? Evet. Evet. Hazır mısınız? Soru geliyor. Hazırız. Yine saçını alayacağım. Oğlunuz son günlerde her akşam size geliyor. Yemeğini de güzel yiyor. 2 saatte sohbet ettikten sonra evine gidiyor. Geliniz bu durumdan şüpheleniyor. Yani bu adam nerede? Hem 2 saat yok hem bir de yemek koy. Şöyle 2,5 saat ortadan yok oluyor. Ve her akşam size yemeğe geldiğini öğreniyor. Seda gel. Ne yapar Nagihan? Gel annem gel. Her akşam sana yemekler yaparım.
Börekler açarım yavruma. Gel sen anneciğim, ben seni doyururum. Seda zaten evde yemek yapmıyor. Tamam, geldi. Çocuk geldi zaten. Evet. Seda bunu duydu. Oh, istediği kadar duysun ama ben çocuğumu doyurmuşum. Kendimi de oh mutlu hissetmişim. Seda duysun, ne yapayım Seda'nın? Kız sen yürek mi yedin bugün? Vallahi yedim. Aa, mutfağa kadın bak, ocağın başına geçince bir şey yok kapına. Ay Seda'nın, ben mutfağa girince böyle oluyor. Evet. Aa. Yani istediği kadar kendini paralasın diyorsun. İstediği kadar paralasın. Çocuğumu hiç yediririm, içiririm, oh, gönderirim. Sefam olsun, sefam çocuğumu olsun, doyurmuşum ben. Seda istediği kadar parlarsa parlasın, patlarsa patlasın. Ne benim, bana çocuğum lazım. Benim çocuğum lazım, doyurmuşum çocuğumu. Ne oldu? Ne oldu? Aha, o mutfakta, o mutfakta. Kopya çekiyor. O mutfak. Kız kopya çekiyorsun ya. Hiç de çekmiyor. Beş şey alacak ya, o hani çeyreği alacak ya, ona baktım çeyreklik mi yapıyor diye Seda Hanım. Aa, bayağı sen mutfağından bizim mutfağa kadar bastın burayı. Ne kadar korktu geçen sefer, ben aldım ya çeyreği. Evet. Hiç korkmam, ben hırslı kadınım. Sen... Sadece paşanmayı seviyorum. Yarışın sonunda galip gelmeyi korkudan seviyorum. Korkudan gelip baktım. Gelemedim, hadi canım. Üzülüyorum, hadi. Bu bir gerçek. Serpil. Efendim. Oğlun geliyor, sen de yiyor içiyor. Oo, bir muhabbet bir muhabbet. Gelinin de öğrendi. Ne yapar? Vallahi oğlum tabii sürekli bunu alışkanlık haline getirmemesi gerekiyor tabii ki. Ama geldiğinde de hani yedirir içerim bir gün, iki gün, üçüncü günü derim ki ha orada dur. Hayır sen demiyorsun, sen bu işten memnunsun. Gelinin öğrendi, sen nereye gidiyorsun? Ay bunlar nasıl geziyorlar? Gelinim öğrendi. Valla gelinim de kalkar gelir Seda Hanım. Kolay gelsin arkadaşım, nasılsın? İyiyim tatlım. Aa, böyle bir kopyacılık görmedim, Nagihan'a bak. Sen nasılsın? Ay çok teşekkür ederim şekerim, hoş yani geldin. Nasılmış? Biz bakarız Seda Hanımcığım. Koş koş koş, şöyle geç kalıyorsun hadi. Aa. Peki evet. Ne yapar? Ne yapar? Gelinim bunu öğrenirse gelinim de kalkar gelir. Hiçbir şey yapmaz. O da gelir onunla birlikte. Her gün ondan sonra. Senle oğluna kızmaz mı? Ne bu böyle her hayır, gün bu kızmaz. Muhabbetler? Yemek... Hayır 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 kızmaz. Kesinlikle kızmaz. Nasıl kızmaz? Evet kızmaz. Neslihan. Evet kızmaz. Nasıl kızmaz? Çağırıyorsunuz ana o böyle. Kızmaz. Arkandan ne iş çeviriyorsunuz der kız. Demez mi? Demez. Yani bu konuda ondan eminim. Aa Seda Hanımcığım. Nilgün. Benim. Yağmur Yunus ne yapar? Benim Yunus yemek konusunda gerçekten çok huysuz. Ha. Yani böyle her gece mesela bir yemek artar ya ha, yeriz. Evet. Ertesi gününe kalır yemez. Öyle bir huyu var çocuğun. O yönde Yağnur çok zorlanıyor. Ha. Bana geldiği için Yağnur çok çok mutlu olur. Hiçbir şey demez. Oh zilçalan. Oh ben rahatım der, Yunus'tan kurtuldum der. Nasıl olsa gelecek bana der. Karnı doyurup. Vallahi Seda Hanım. Aa evet güzel. Yemeğini yiyecek nasıl bilmiyorum. Ha gelecek yiyecek. Hayır bir de huysuz. Huysuz yemekte. Çok huysuz. Gerçekten öyle yani. Özel hayatım. Gelim hiçbir şey demez diyorsun. Bir de zil takıp bana oynar. Bana diyor ki ya diyor bunu diyor. Nerede yetiştirmişsin sen diyor. Bu kadar diyor bilmişlik diyor. Mutfakta çok bilmiş. Öyle mi? Çok. Onu yapın bunu yapın diye o yüzden çok neyse, mutlu olur. Neyse alacağımı aldım diyorsun ki zil takıp oynar. Aynen öyle. Peki. Fatma. Efendim. Esra ne yapar? Fatih 2,5 saatini sende geçiriyor her gün. Ya Fatih yedir ki bana gelsin Seda Hanım. Çocuk evleneli beri var ya bir köyden bir kemik kaldı ayakta. Azıcık yese de. Fatih. Öyle, tabii ki. Şuresindeki gürbüz Fatih. Hani hangisini Seda bir deri bir kemik mi? Çocuğa baksana gürbüz. O benim yanımdayken var ya daha yiğitti, daha yiğitti valla. Yiğit mi? Gene evet. Yiğit çocuk sen ne yapıyorsun ya çocuğum? Ya bir şey yiğit tamam da zayıfladı. Çünkü aa, Esra gidip şirketten yemek alıp yapıyor, yediriyor. Ne yapar? Esra ne yapar? Esra her zamanki gibi alır çocuklar o da gelir herhalde diye yemeğe hazır yemek ya. Aa bugün evet. Ne oldu bunlara? Kayınvalideler odasındayken daha çok böyle bir estiriyorlardı, gürlüyorlardı. Kız perde kapalı görmüyorlar, söyleyin. Görmesin, hiç sıkıntı yok. Ben korkmuyorum ki zaten. Korkmayın, ben sizi korurum. Beni kim koruyacak? Bir şey demez diye düşünüyorum yani. İyi ki gitti annesine. Ben de bir öğün yemek yapmaktan
Vazgeçtim der yani. O da ne bulursa onu yer. Esra. Evet. Kocası 2,5-3 saat eve gelmeyecek her akşam. Öyle diyecek. Esra. Sevda Hanım valla konuşturma beni. Yemin ederim delirir. Her zaman gibi delirir ya. Aa, çıldırır Esra. Çıldırır evet. Hadi çabuk olun çabuk. Hadi Nagihan. Evet. Bakalım Sedan. Kim birinci olacak? Hadi. Nagihan çeyreği olacakmış. Kim alacak çeyreği? Anam, hadi. 30 dakika var. Allah bilir. Neslihan Hanım bir şey sormak istiyorum. Çalışmadığını söyledin ya evet. Evdesin. Ev işlerini kim yapıyor? Yani evde boş zamanın vardır mutlaka. Ya mutlaka ama ben ev işleri konusunda çok takıntılı olduğum için benim bir temizliğim 4 gün sürüyor. Her yeri yani. Evin temizliği. Aynen öyle. Çamaşır makinesinin altındaki ayaklarına kadar düşünün. Ben onların altlarına kadar çıkartıp söküp tekrardan yerine monte ediyorum. İnanmıyorum. Ve bu kadar uzun süren temizliği de eşim eğer fark etmezse... Yani orada işte geldiğinde eline sağlık hayatım, anne güzel kokuyor vesaire gibi bir övgüde bulunmazsa... Tabii insan bekler. Bir daha da temizlik yapmıyorum. Takıntılısın. Hiç yapmadın. Evet. Ay dur çok heyecanlı burası şu an. Evet. Takıntılısın, nasıl o kirli pis evde durabiliyorsun? Şöyle kendi yaşadığım alanı inadımdan düzenliyorum. Onun dışındaki hiçbir yere dokunmuyorum. Nasıl yani? Yaşadığım yaşı belirliyorum. Benim evim zaten biliyorsunuz Amerikan mutfak. Mutfakta pişiriyoruz, masada yiyoruz. Mutfak kısmına atıyorum, kendimi de çekiyorum sağ tarafa, oturuyorum aşağı. Bunu hiç daha önce yaptın mı? Yaşadın mı? Tabii. Geçtiğimiz pazar yaşadık hatta, hafta sonu evde kahvaltı. Şimdi bir saniye. Bir dakika, erkekler bu konularda biraz şeydir. Kördür diyeyim evet, yani. Evet, aynen. Benimki nankörlük yapabilirler. Benim eşim öyle aynen. değil. Benim eşim şimdi aşçı olduğu için mutfakta da, yani temizlik biliyorsunuz mutfakta tabii ilk yani. Gelen şart. Yağmur sen benim eşim ol, ben bütün gün temizlik yaptım. Ne de... Geldin evet nasıl? Valla benimki fark etmez. Benimki de yani gelecek, ne demesi gerekiyor ki, bana? Oh hayatım burası ne kadar güzel kokuyor. Kır çiçekleri bahçesi gibi. Eline sağlık ne kadar uğraşmışsın diyecek. Bu yanıma kadar yeterli olur mu? Konduracak. Daha kadar... fazlasını söylerse daha fazla mutlu olurum. Tut ki geldi sadece sana şunu söyledi. Neslihan ev çok güzel olmuş pırıl pırıl eline sağlık dedi. Geçti televizyonun karşısına yattı. Ne yaparsın? Kabul etmez Neslihan. Kabul etmem. Ne yaparsın? Bütün evi eski haline getiririm, dağıtırım güzelce. Al şimdi bu pisliğin içinde otur derim, kenarıma çekilirim. Sonra yine sen yapacaksın. Senin işin rahat edecek. Hiç de yapmam. Çağırsın annesini, annesi yapsın. Annesi bir de. Yapar mı? Yapmaz bence. Yapar. Eğer oğlu isterse. Benimki yapmaz. Kolum ağrıyor, bacağım ağrıyor. Tansiyonum çıktı. Benim annem yapar. Benim de yapar. 40 yıl lafını da yapar. Ha. Gelin evet, evini temizledim. O yapmadı da oğlan bana yaptırdı. Benim ya de yapmaz. O bizimki de yapar ama ben duymam, dinlemem yani. Hazır konu açılmışken ben şunu söyleyeyim. Yani gelinim de gelir dedim. Niye dedim? Çünkü gelinim evde pek fazla yemek yapmayı sevmiyor. Yani mutfağı sevmiyor. Evet. Öyle. Tabii eşi aşçı olduğu için. Hani can istediği zaman yapar. O yüzden oğlum geldiğinde de ben tabii ona... O benim el lezzetimi de çok sever. O yüzden gelinim duyarsa o da bayıla bayıla koşa koşa gelir bana. Hazır yemek var diye. Bu çocuk bütün gün lokantada yemek yapıyor. Eve gelince hanımından yemiyor mu yemek? Benim... Yani bazen yiyor bazen yemiyor. Genelde yemiyor tabii ki. Neslihan da alışmış ne evet. güzel. Oo vallahi iyiymiş bu. Günah çocuğa günah. Ben olsam acırım yani oğluna. Yani ben de acıyorum bazen. Üzülüyorum açıkçası. Limonu nereye rendeliyordu? İçine. İçine. Onun içine mi? Evet. Rendeniz var mı? Var. Aa buldum. Pazara benim de varmış. Aa pazara gitseydin. Ay benim de var. Oradan geline bağırma kolay oluyordu senin için. Yunus geliyor işten. Ekmek almış, yoğurt almış. Hiç unutmuyorum. Böyle bir olayda yaşadım. Surat yaptım. Ben yatak odasında yatıyorum. Gülmemek için de kendimi zorluyorum çünkü kin tutan bir yapım yok. Ben tutamadım. Şimdi bu eve geldi. Ondan sonra ellerinde de poşetler var. Dedi ki bana dedi yemek yaptın mı dedi. Yo dedim yapmadım. Neden yapmadın? Kalbimi kırmış böyle beni takdir etmemiş. Onu hatırlamıyorum. Yapmıyorum dedim. Nasıl dedi yapmıyorsun? Yapmıyorum dedim ya. Yapmıyorum. Var mı ötesi? Kalk dedi yumurta kır o zaman bana dedi. Yani bir şeyler hazırla. Hazırlamıyorum dedim. Eyvah. Nasıl karnını doyuruyorsan öyle doyurdum. Öyle mi canım benim dedi. Evet öyle dedim. Tamam o zaman dedi poşeti açtı. Yorganın üstüne 1 kilo yoğurdu boca etti. Aa. Sen yemek yapmıyorsun ha dedi.
Beni de dinlemiyorsun. Bunu da temizle şimdi dedi. Çarptı kapıya gitti kızdan. Sen ne yaptın Yağnur? Ne yaptın? Ben ağlaya ağlaya, ağlaya temizledim. Kıyameti kopartıp o yorgunla yalaya yalaya temizledim. Ben o yorgunla. Adamına düşmemişsiniz bacılar. Ben size ne söylüyorum? Vallahi benimki bence çok huysuz. Çok affedersin, adamına düşmek değil bu, kadınla düşmemek. Yani Neslihan'cığım benimki aşırı zor ama seninki çok zor bir adam değil. Bence sen zorsun. Evet, sen evet. Sözünü geçiriyorsun Leyla. Benim inadım onun inadını bastırır yani. Sen mümkün sözünü değil. Geçiriyorsun. Peki ben bir şey evet. Sormak istiyorum. Eşin aşçı ya. Evde yemekleri kim yapıyor çoğunlukla? Ben yapıyorum. Neden? O büyük mutfaklara alıştığı ay, için. Endüstriyel mutfak. Endüstriyel mutfakta yemek yaptığı için. Gelinlerim. Hoş geldin. Nasıl ama günün kıyağı size? Ay çok iyi oldu Seda Hanım. Evet, rahat rahat. Esra'm hasta. Doğum günü. Evet. Yağnur'umun doğum günü. Evet. Neslihan Hanım şöyle bir ikinci günün tadını çıkarsın. Seda Hanım da bir görsün o kaynanasını. Ay, ne yapacak bakalım. Efeleniyordu. Evet, hazır Seda Hanım. Hazırladım size harika bir soru. Tamam mı? Geliyor sorunuz. Eşiniz bir süredir her akşam onda eve geliyor. Ve iş yerinde mesaiye kaldığını söylüyor. Karnım aç değil, iş yerinde yedim, yorgunum diyor. Ancak bir öğreniyorsunuz ki her akşam annesinde yemek yiyip 2 saatte vakit geçirdikten sonra eve geliyor. Bu durumda tepkin ne olur Seda? Seda Hanım, biz de kızılca kıyamet kopar da hiç gelmesin, zahmet etmesin o saatten sonra. Ben evde bekleyeceğim, adam gelsin de hep birlikte yemek yiyelim diye. O gidecek, anasını da karnını doyuracak. Ne yaparsın? Ondan sonra bir daha asla ona yemek yapmam. Asla yapmam. Beni de davet etsin. Birlikte gidelim yiyelim. Ne yapıyor bunlar böyle? Her akşam, her akşam. Yani bunda farklı bir şey var ki her akşam yan yana geliyorlar. Ne konuşabilirler her akşam? Allah Allah, nedir yani? Tamam gider haftada bir gitsin. Bir gruplaşma var orada, ne oluyor öyle? Bence nabız yemekten sonra konuşma dolduruyor. 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 Yapar. Yapar. Ben bekliyorum. Sen de ne yaparsın? Bir daha yemek göremez. Göremez. Nagihan'a cezanı olur. Kendime kadar yaparım, yerim. Ona da bir cezam olmaz. Ayda yılda ararım. Anne ne yapıyorsun? İyiyim. Arada bir giderim. O kadar. Peki. O kadar. Yağnur ne yaparsın yavrum? Valla Seda Hanım yemeği de geçtim de yani. Demek ki bir fiskosu var. Ben bekliyorum bütün gün işte çocuklarla yorulmuşum. O annesiyle. Böyle bir şey mümkün değil. Öyle mi yapıyorsun Yunus'cum? Pis sesimi çıkartmam. Madem her gün buluşuyorlar. Her gün yemek işten gelmesinden yarım saat evvel ben de kayınvalideme gelirim. Giderim. Alırım üç çocuğu, yemek de yapmam. Oh keyfime güzel. Kayınvalidem yapsın yemekleri. Evet, bütün yüzsüzlüğü takınarak. Evet, yorulsun madem öyle oğluyla oturuyor, bir güzel sofralar kuruyor. Ben orada kocamı bekleyeyim, çocukları. Alırım çocukları, hadi bakalım doluşun babaannenizin başına derim. Oh, helal olsun. Yemeğimi de yerim, oh rahat ederim, oh gördün mis. Mü? Evet. Aynen ya. Öyle, aynen. Kocamla da hiç konuşamaz. Orada hep sofrayı toplarken yemek yapar, çocuklara da bakar. Kocamla baş başa zaman geçirir. Bu çok fena. Bu benden de fena evet. Seda Hanım. Niye yapmayayım? Evet. Güzel niye akıl bu. Evet. Neslihan ne yaparsın yavrum? Ben öğrendikten sonra kayınvalidemi akşam bize yemeğe çağırırım. İnatla ve ısrarla. Bu arada kötüyüm derim, hastayım derim, öyleyim derim, böyleyim derim. Sonra kendi sülalemi de çağırırım üzerine. Kötü olduğum için kayınvalidemi de yemeğe çağırdım ya, evde var 20-30 kişi. Hazırlasın yemeği. Güzelce oğlunu da masanın en başına oturturup hep birlikte yemeklerini madem yerler. Sonra da oğlunu alır gider balkonda bir kahve içerim. O da içeride misafirlerle ilgilenmek zorunda kalır. Hem kayınvalideme çok güzel bir ceza vermiş olurum. Hem de eşimin rahatını bozmuş olurum. Kocamı ne öyle çekiştirip duruyor. Ama bir sonraki akşam yine gider adam. Yine ne gider, yine gider kayınvalidene. O gecenin sonunda tabii ki yani oturup bir konuşulur bu konu. Neden yapıldı, ne oldu, kayınvaliden bunu yaşadıktan sonra muhtemel ihtimalle benim bir üzerime atlayacak 30 kişiyi sağladım. Hayatını dersini veririm, bir daha yapamaz böyle bir şey diyor. Esra, Esra. Ne ay yaparsın? Seda Hanım, bunu benim kayınvalidem yaptı biliyor musunuz? Evet, ben Fatih mesela her akşam eve gelmeden önce ben eksikleri söylüyorum ya. Annesi de tek yaşadığı için onun da eksikleri oluyor. Eksikleri annesine bırakmaya gidiyor. Annesi ısrarla eve çağırıyor onu. Sofrayı yeni kurdum oğlum hadi gel yiyelim de öyle gidersin diye. Kaç kere Fatih bana defalarca şey dedi. İşte Esra annem çağırdı ama girmedim içeri. Sen burada tek başına bekliyorsun çocuklarla diye. Hep böyle söylüyordu. Acaba diyordum içimden. Acaba Fatih bana yalan mı söylüyor yiyip mi geliyor diye. Onu benimki bir gün yapıyor. Hiç kayınvalideme bunun konusunu açmadım. Bir gün kayınvalidem otururken şey dedi. Fatih dedi o kadar dedi çağırıyorum eve oğlum hazır yemek gel sevdiği yemek hem de gel ye de gidersin diyorum da Esra ne yaptıysa öyle bir korkuyor ki içeri bile giremiyor dedi. Aynen. Anladım ki Fatih doğruyu söylüyor.
Ama şimdi soru bu ya, soruya göre cevap vereceğim. Ben ne yaparım? Öğrendim ya bunu. Yemeğim yaparım evde, yapmazlık yapmam. Ama öyle güzel yemekler yaparım ki sadece kendim yerim. Otursun orada beni izlesin. Karşısında yiyeceğim. Ona ekmek arası domates. O ekmek arası domates. Ama o zaten annesinden yiyip geliyor. Karnı tok adamı. Sana da diyor ki iş yerinde yerim diyor. Ama onda geliyordu. Yiyip saat 10'da geliyordu. Tabii. Saat 7. 7'de evde. 7'ye 5 mi geçiyor? Hemen görüntülü arıyorum. Eve geliyorsun. 7'ye 5 geçe, en fazla 10 geçe evde oluyorsun. Yapıyor musun bunu gerçekten? Normalde yapmıyorum ama böyle bir durum olursa tabii ki de yaparım. Böyle bir şey yaparsa ben de bunu, bu geç gelmeleri artık takip ediyorsam görüntülü arayıp neredeyse sen çabuk orayı terk et, çabuk eve gel. Aynen. Ha, bu İş da güzel. Bitti mesela, arıyorum dükkanda ya. Dükkandan çıktı arabada, eve geldi. Otur canım hadi yemek yiyelim. Onun önüne ekmek arası domates. Ya da bir sandviç. Sandviç bile çok, domates yeter ekmek arasında. Ben de yapayım çökertmeleri, kebapları. Oh. Çayımı demleyeyim, oturayım. Oh bir güzel löp löp yiyeyim, alayım kiloları. Bu da iyi fikir. Ha? Bu evet, da iyi fikir. Mantıklı Seda Hanım. Ya Nur'la Esra'nın fikrini evet. Sevdik mi? Evet sevdik. Sevdik. Ben sevdim. Evet. Vallahi sevdik. Sevdim. Peki hadi. Tadını çıkarın, tadını. Değil mi? Vallahi çok güzel oldu Seda Hanım. İyi ki varsınız. Benim için. Ay, canım, bakalım puanlamada da öyle diyebilecek miyiz? Çok iyi oldu. Bırakın. Ya, şur aslında. Ama iyi gidiyorlar. Vallahi helal olsun. Serpil Hanım. Efendim. Vallahi biraz odaridar olsan da şu keline biraz yemek yaptırsan yani. Biraz kaynanalı, kaynana rolüne gir yani. Vallahi yani bir insanın içinden gelmediği müddetçe zorla bir şey yaptıramazsın ki. Mümkün değil yani. Bunu hepimiz biliyoruz. Önemli olan onun içinden gelmesi. Ki onun da huyunu biliyorum, içinden gelmediği müddetçe kesinlikle ve kesinlikle hiçbir şey yapmaz. Maalesef sevmiyor, mutfağı sevmiyor, yapacak hiçbir şeyi yok. Neslihan çalışmıyor Serpil Hanım, bütün evet. Gün evde ne yapıyor? Onu öğrenebilir miyim? Ne yapıyor? Herhalde yani yiyor, içiyor, yatıyor. Bence çok gelin gelin, çok. Senin gelin hazır. Şimdi kayınvalide oldun. Zaten kendisi de bunu söylüyor. Koca parası yiyeceğim diyor. Oh 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 oh. Ben anlamadım diyorum. Ama şimdiki gençler çalışmayı çok seviyor. Ya şimdiki gençler çok seviyor. Pandemiden dolayı çalışmıyor Sevgili tabii Hanım, ki yani. Özür dileyerekten ben anlamadım. O da yıllarca 12 yaşından beri çalışan bir kız o da. Ama pandemiden dolayı maalesef şu an işsiz. Ya bu mutlaka tabii ki kısıtlamalar oldu çalışma hayatımızda. Kesinlikle. Ama. Kesinlikle. Vallahi ben onu bunu bilmem. Bir gelin madem evliliği gözüne aldıysa... Oğlum kabul etmiş onu. Ben ne diyebilirim ki? Yani ne diyebilirim? Bence sen gelinle şöyle diyebilirsin. Kızım artık yeter. Madem evliliğe hazır değildin, neden evlendin yani? Yine sen oğluna bakacaksan ne işi vardı? Niye evlendirdin onu? Vallahi oğlum istedi. Yapacak bir şey yok. Onunla hayatı geçiren o. Ya yani o yapmadığı zaman oğlum yapıyor, yediriyor. Dokuz, sekiz, yedi, altı, beş, dört, üç, iki, bir. Kaldırın elleri. Kaldırdım. Ben ne gün koy fırına onu. Koy fırına. Gelin yanıma önlüklerinizi çıkarın. Geleceğiz Seda Hanım. Serpil, Nagihan, Fatma. Gönder şarkıyı.
gitsin, en pişmiş tabağı biri veriyorsun. Yakmışsın yemeği. Kayınvaliden dedi ki benim gelinim yemek yapmasını bilmiyor. Şimdi çok daha iyi anlıyorum yani. Ben yemek yapmayı bilmiyorum. Benim bile gözüm kamaştı kız. Böyle bir şey görmedim. Haftanın ikinci gününün sürprizi, mutfakta kayınvalideler vardı ve tavuklu balavan yaptılar. Bakalım kayınvalideler tavuklu balavan yapmayı başarabildi mi? Çok güzel kızarmış. Milföy güzel kıvamında duruyor. Yani kabarması kıvamında. Üzerinin peyniri güzel kızarmış. Bakalım nasıl? Tavuğu da kıvamında pişmiş. Çok güzel. Bunun üstü çok kızarmamış. Ama lezzetine bakacağım. Bunun üstü çok güzel kızarmış. Her şey yerinde olmuş. Bu da üstü kızarmamış ama lezzeti güzel. Milföyü güzel kabarmış. Tavuğu pişmiş. Güzel. Bunu da beğendim. Üçe doğru geldikçe beyazlaşıyor balavanlar. Bu hiç mi fırını görmedi? Ne oldu buna? Sevgili seyircilerimiz, zaten görüyorsunuz, olmamış. Tavuklar çok iri kalmış, kızarmamış, kaşarı erimemiş bile. Olmadı. Üçüncü tabak olmadı. Milföy hamur kalmış. Zaten kabarmamış, çökmüş. Bu da olmamış. Ama en olmayan bu. Bu bundan bir tık iyi. Üçüncü tabak 1 puan. Dördüncü tabak 2 puan. 4 puan. Ve en güzeli olmuş 5 puan. Şimdi dördüncü tabak benden 2 puan aldı. Bakalım hangi kayınvalide 2 puan aldı? İki puan Serpil. Olmadı Serpil'cim, olmadı. 4 puanı bakalım hangi kayınvalidemize göndermişim? Puan. Nilgün. Helal olsun. Birinci tabak benden 5 puan aldı. Çok beğendim. Milföyünü, içini, tavuğunu, üstünün kızarmasını, her şeyini çok beğendim. Biliyorsunuz geçen sefer kayınvalideler yemek yaptığında Nagihan o gün topladığı puanlarla Seda'nın o hafta 5 bilezik kazanmasına vesile olmuştu. Şimdi bakalım bu hafta bu tabağın altındaki isim Nagihan mı? Bugün, bu hafta diyorum bugün. Yoksa Fatma mı? Beş puan. Fatma. Vay, Fatma'ya bak. Nagihan, ne yaptın Nagihan? Fırına mı sürmedin? Ne oldun? Unuttun mu Nagihan? Bembeyaz pişirmemişsin Nagihan. Evet, birazdan kayınvalideler burada olacak ve gelinler tadım için geliyor. Haftanın ikinci gününde gördüğünüz gibi kayınvalidelerim buradalar. Çünkü tavuklu balavanı onlar yaptılar, tavuklu balavan. Şimdi tadım için ilk olarak gelin Yağnur geliyor. Bakalım nasıl olacak? Başlayabilirsin Yağnur'cum, hoş geldin. Hoş bulduk Seda Hanım.
tavuğu ve altındaki hamuru pişmemiş geldi açıkçası. Çiğ geldi sana. Çiğ geldi. Evet, tavuğun belli bölgeleri pişmiş ama tam olarak karamelize olmamış ve bazı bölgelerinde dişimde bile sesi hissettim. Tamam. Aynı şekilde şeyi de öyle, hamuru da öyle o şekilde geldi. Çatalı bıçağı peçetenin tabii üzerine koyabilirsin Yağnur'cum. İkinci tabaktayız. Milföy de pişmiş, üzerindeki tavuk da pişmiş. Buna göre bu daha pişmiş ve bir tık daha lezzetli geldi. Diğerlerini tatmak istiyorum. Tamam. Üçteyiz. Bunun da milföy pişmiş. Tavuk? Tavukları da pişmiş. Bu da iyi. Limon tazı var böyle. Hepsinde o limon aromasını aldım. Üç tabakta da vardı. Peki, dörtteyiz. Vallahi ne yalan söyleyeyim. En çok bu tabağı beğendim. Şu ikisi arasında kaldım Seda Hanım. O zaman puanla tatlım. Görüntü açısından bulabildin mi? Bulamadım. Çok zormuş. Eyvah. Boşuna söylemişim yani. Gerçekten zormuş. Ya. Aynen. Ben biraz görsele de bakıyorum. Görsel olarak da bu ikisine baktığımda bu daha başarılı geldi. Bunu beğenmedim. Bu bir kere pişmemiş. Bu bir. Bir. Birinci tabak bir. Çok arada kaldım. Yani buna da bir diyorum. İkinci çünkü tabak bir. Çünkü bunu da görselini beğenmedim. Her ne kadar lezzet iyi olsa da görselini beğenmedim. Çok da böyle bol bol kullanmak istemiyorum açıkçası puanlarımı. O yüzden evet, belki 2-3 olabilirdi ama 1. Bu ikisi arasında kaldım. En çok bunu beğendim. 5. Dördüncü tabak 5. 4. Birinci tabak söylediğim gibi yemekleri kayınvalideler yaptı, tadımları gelinler yapıyor. Gelinim Yağnur, bakalım ilk 1 puanı hangi kayınvalide için kullandı? Bir puan kaldıralım. Nagihan. Aa, bu ne ya Yağmur? Çiğdi Nagihan teyze. Neyi kusura çiğdi bakma ya? Her şeyi çiğdi. Pişirdim ben onu. Üçüncü tabağın başındasın Yağnur'cum. 4 puan, haftanın ikinci günü. Çok güzel puan. 4 puanı alan gelininin hanesine güzel bir puan yazdırmış olacak. Bakalım Yağnur'dan 4 puanı hangi kayınvalide aldı? Kaldıralım. Serpil. Ya teşekkür ederim. Yağmur be. Yağmur yani, yaktın beni. Baştaki tabak yani 4. tabak 5 puan aldı. Günün en yüksek puanını bakalım. Gelin Yağnur hangi kayınvalide için kullandı? Kayınvalidesi Nilgün mü? Yoksa Fatma mı? Vallahi 5 puanı bulanı burada oynatırım. Nilgün de olsa oynayacak. Fatma da olsa burada horon tepecek. Ben karışmam. Beş puan kaldıralım. Fatma. Ben size dedim ben size. Anne bu nasıl çok bir doğru? Çok teşekkür ederim. Bir Yağmurcuğum, puan Nilgün. Çok teşekkür
gelelim dananın kuyruğuna. Evet. Şimdi sen mi ben mi? Teker teker gelin kızlar. Ben. Teker teker ne sakin. Oldu? Dananın kuyruğuna Yağnur Hanımcığım. Evet anneciğim. Nasıl oluyormuş? Ben sana iki, bir hiç vermedim. Tamam. Bir hiç vermedim. Tamam. Üçüncü hafta yarışmamız. Gittin en güzel tabağa bir verdin anneciğim. Hayır anneciğim. En güzel tabağa bir vermedim. Orada üç tane tabağında lezzet olarak, lezzet olarak diyorum. Üç tabakta iki, üç ve dördüncü tabağın lezzetleri birbirine birdi. Ben burada biraz şekle baktım, sunuma baktım. Senin bu kadar, bu kadar... Hiç de değil. Öyle aynı anne. Şeyde, anneciğim. Aynı şeyde beraber doğradık. Büyük değildi, küçük de değildi. Ben sana bir verdiğim için... Ben de beraber doğradım. Bak, hayır hayır, tavukların büyüklüğü. Orada en büyük tavuğu doğranmış tabak iki numaralı tabaktı. Evet, lezzeti güzeldi. Hatta dedim ki şekle bakayım, lezzeti güzel Seda Hanım. Pişmeyen tek bir tabak var. Bir numaralı tabak. İki, üç, dört. Dört de biraz fazla kızarmıştı. Doğru. Niye bir kullanıyorsun? Ama lezzeti güzeldi. Teşekkür ederim. Niye bir kullanıyorsun? Evet, dördüncü tabakta emin değilsin. Anneciğim. Ben emin olduğumda kullanıyorum. Ben, niye bir kullanıyorsun Yağmur ya? Ben emindim. Kendini yaktın hayatım. Bana bundan sonra bir şey demeye hakkın yok. Anneciğim ben emindim çünkü benim kaynağım bu kadar seni doğramaz. Seni de beni de yaktı. Bak bu kadar doğramaz dedim. Bir numaralı tabakta gerçekten Çiğ'de hakkaniyetli davranmak istedim. Ona Çiğ olduğu için onu verdim. Çünkü burada sonuçta kritik gidiyoruz, mecburuz. Ben de dedim ki ya biridir ya biridir. Karar veremedim yani. Ya dedim üç numara tabak ya dört. Ben de bir verdiğim için çok üzgünüm. Ama gerçekten hayır, çok büyük emin doğramışsın. Emin değilsen bir vermeyecektir. Üç ver, dört ver. Anneciğim emin değilim diyorum ya. Hayır değilsin. Ama emin olmuş olsam beş gelirdi. Sizin yaptığınız taktiği yaptı gelininiz. Evet. Ya anneciğim bak bir dakika ya. Ben iki tabaktan da emindim. İki tabakta kayınvalidemindir. Çünkü üçü lezzetliydi. Üç tane tabağı hepsi küçük küçük doğranmıştı. Ben malzemenin hepsini kullandım. Şöyle iç malzemesi pişti ya. Evet. Bir, hani mesela kabarık farkındaysan. Zaten burada beni... malzemeleri tam kullanmamız hayır, lazım. Tam kullandım. Yani pişirirken tam kullandım. İçinin malzemesi. İçinin malzemesi. Malzeme arttı ya. Onu diyor. Arttı ya. Ben hiçbirini arttırmadım yani hepsini kullandım. İyi de diğerleri arttırdıysa sen niye böyle bir şey yapıyorsun? Ama ben bilmiyorum niye ki. Niye şefini dinlemiyorsun? Bak arttırmışlar onlar. Hayır, demek ama, ki. Ama şefimiz bize demedi artanı koyun diye. Onlar az az koymuşlar. Senin tabağın böyle şişmandı. Şişman, tamam doğru. Ben hepsini koydum be yavrum be. Hepsini koydum. Bak Nagihan teyzeciğim sana... Allah aşkına bunun neresi pişmemiş ya? Nagihan teyzeciğim. Her şey pişmiş. Şuraya bak. Bak Nagihan teyzeciğim. Sen içinin lezzetine baktın mı? Lezzet alamadım. Hep... Ben ne yaptım biliyor musun? Fırına attım, çektim gittim. Fırının içinde kaldı. Ben tabii, demek ki düğmesini çalıştırmayacak. İki kaşık koymuşlar. Ama buna bakar mısın? Bayağı bayağı da kızarmış. Ne bu yani? Bu ya bu kaşık koymuş ya. Bu ne ya? Hanım. Şuraya bakar mısın? Bu kızlar, börekten geçmiş. Bizimkiler kızarmış. Eğer pişmemiş. Nagihan hangi tabağını savunuyorsun hayatım? Hiç pişmemiş. Nagihan teyze. Benimki de çok pişmiş. Nagihan teyze kızlar. Pişmemiş tabağı savunuyorsun valla. Ya seninki de çok fazla yanmış işte. Anladın mı? Nagihan teyze. Bunlar da aynı doğranış. Anneciğim bak, seninkilere bak, seninkilere bak. Sen biri verdin hadi yavrum. Anneciğim yavrum, o kadar biz... büyük dolu bir tabak ki. Gizem! Gelinler, kayınvalidenizi alın, çakın çakın gelin. Hemen başvurun, 7 gün içinde sizi aldırıyorum. Ya! Bir hafta içerisinde aradılar. Kaç bileziğim, kaç çeyreğim var sayısını bile unuttum. Başvurdum, 3 gün içinde aradılar. Ne kadar çok kazandık siz de biliyorsunuz. Kendinize güveniyorsanız başvurun ve gelin. Kollarımı bileziklerden taşıyamıyorum. Siz de başvurun, siz de gelin kazanın. www.kanald.com.tr WhatsApp hattımız 0539 570 37 07. Kayınvalideler tavuklu valavan yaptı. İkinci olarak tadım ve puanlamaya gelin Neslihan geliyor. Hoş geldin hayatım. Hoş bulduk. Birinci tabakla başlayabilirsin. Tamam.
Milföyü olmuş. Tavuğu da pişmiş. Bir tadı, ekşi bir tat var ama çözemedim. Öbürlerine bakınca anlayacağım. Aynen öyle. Peki. İkideyiz. Üzerini biraz yakmış ama içindeki garnitürü gayet iyi. Biraz kurutmuş sadece diğerine göre. Diğerinden iyi. Evet. Tamam. Hayır, bu iyi. Bu mu iyi? Evet, bu biraz daha kurutmuş. Peki. Hı-hı. Üçteyiz. Diğerlerine göre az pişmiş. Kaşarı tam erimemiş. Peki. Dörtteyiz. Bu nasıl? Bu gayet iyi. Kayınvalideni buldun mu yavrum? Galiba bu. O zaman puanlamaya hazırsın. Hazır. Tamam Neslihan'cığım. Beş. Dördüncü tabak 5. 2. Üçüncü tabak 2. 4. 4. Birinci tabak 1. 1. Buradasın. Üçüncü tabak Neslihan'dan 2 puan aldı. Bakalım Neslihan 2 puanı hangi kayınvalideye verdi? Ya Neslihan senin ağzının tadı mı bozulmuş ne anlamadım. Gel. Birinci tabak gelin Neslihan'dan 4 puan aldı. Acaba Neslihan 4 puanı hangi kayınvalideye layık gördü? Aferin. Bakalım 5 puanı gelin Neslihan kayınvalide Nilgün'e mi yoksa kayınvalide Fatma'ya mı verdi? Gelin en yüksek puanı 5 puan hangi kayınvalideye gidiyor? Bu alınan puanlar gelinlerin puan hanesine yazılacak. Ve gelinlerin bayağı bir işine yarayacak haftanın finalinde. Beş puan kaldıralım Nilgün. Sen bulamadın. Tüy, vallahi gelin olacağım. Kaldıralım Fatma bir puan. Neslihan kızım yazık senin mı? Ağzının tadı gerçekten var mı? Güzel pişti, lezzeti güzel diyorsun, gidiyorsun ona bir veriyorsun. Nesini Fatma vermedin? Teyze yakmış, kuru neyi dedim, yanlış? Güzel demedim. Neyi yanmış? Güzel i̇çi çok lezzetli demedim. Kitin i̇çi pişmemiş tabaklara verdim bu hayır, arada. Hayır, içi kuru dedim ya, yanmış dedim. Nesi yanmış onun? İçi kuru yanmış dedim. Git bak tabağına. Nesi, gel geç Fatma bakalım. Teyze bakalım. Neresi yanmışmış? Gel, gel bakalım. Ağzının çok da bunu bilmiyorsun. Ya. Göster bana lezzetli bakayım, bunun kadar güzel kızarmışı var mı? Bir bak bana, göster Fatma bana teyze, neresi yanmış kuru içi. Kuru içi. Neresi bak, kutu, bu ne biliyor musun? Bu mandı. Bu mu yanmış? Sen yemek yapmasını biliyorsun. Bunun üstünün biliyorsun yandığını görüyorsun. Bu kızardı, bir buna kızardı. Bak, bir buna kızım bak. Kızım kızardı. Tamam, çok kızarmış. Benim hastalığıma hitap etmiyor. Görüyor musun? Geldi gelin ona bir verdi, sen gittin ona 5 verdin. Neslihan'cığım ben konuşabilir miyim teyzeciğim? Hayır, tabii ben senin görüşüne hakkım benim ben ona. Ben kısa konuşacağım, sen uzun konuşursun. Gerçekten çok teşekkür ederim, 5 verdi. Lafımı bitireyim. Benim gelinim bana bir verdi. Çok güzel ağzının lezzeti varmış yavrum. Kayınvalideme ben bilmiyorum. Evet bilmiyorsun. Büyük büyük yaptı. Evet. Herkes büyük yaptı. Hiç kim kimse yaptı? Büyük yapmamış hayır, anneciğim. Hayır küçük onunki küçük. Ben nasıl doğuruyorum anneciğim? Kusura küçük bakma, küçük doğuruyorum. Kusura bakma. Çok ama teşekkür ediyorum. Ama bize öyle söylenildi. Büyük büyük doğurun. Evet küçük doğrayın demedim bize. Evet. Bir de küçük doğrayın demedim. Adıya kafada yani adıya küçük kafada. Küçük doğrarsanız ne
7 puan kırarım dedi. Bilmiyorum anneciğim. Nilgün teyze ben senin gibi yapmadım. Güzeldi. Ağzıma hitap ediyordu. Damak tadıma hitap ediyordu. Çok teşekkür ediyorum. Puanı verdim. Bitti. Ellerine sağlık. Bana niye 2 verdin? Olmamış Nagihan. Nesi olmamış? Olmamış tabak. Hep olmamış. Aynı anda soğanları aynı anda kavurduk. Aynı anda tavukları kavurduk. Sosunu aynı zamanda döktük. Kaşarı erimemiş. Benim tek sıkıntım fırına attığımda fırınım soğuk kalmış. Hmm. Ben de düğmesine basmamışım. Evet. Tamam pişmiş, pişeceği kadar pişmiş. Nesini beğenmedin? Kaşarı erimemiş. Lezzeti yok muydu hiç tavuğunda? Lezzeti vardı ama diğerlerinin daha güzeldi. Tavuğunun lezzeti vardı ama öbürkülerin daha güzel. Nesi evet. güzeldi? Efendim? Nesi güzel? Lezzeti güzeldi, tadı tuzu ya, güzeldi. Aynı malzemeleri koyduk ya. Sen ne için? Nagihan teyzem, kaldık seni çok seviyorum biliyorsun ama gerçekten tavuğun gerçekten çiğdi ya. Vallahi bak gerçekten. Tavuk çiğdi. Tavuk da çiğdi. Fırınım dedin azizliğine uğradım. Açamamışsın, açamamışım dedin. Evet Nagihan, belki senin ondan da bilmiyorum ama gerçekten hem milföyün hem de üzerindeki şey gerçekten ben çiğdi. Ben pişirdim. Ben fırında da pişirdim, tavada da pişirdim. Gayet de güzel olmuştu. Serpil. Fırının azizliğine uğradıysam o da benim suçum değil. Gelinin adı neydi? Nesli ama içi bayağı bir lezzetliydi. Kayınvaliden dedi ki benim gelinim yemek yapmasını bilmiyor. Gerçekten biraz tembelmişsin. Yemek lezzeti hangisi olduğunu anlamadın. Şimdi çok daha iyi anlıyorum yani. Yo. En pişmişi, en güzeli, en önce ben bitirdim. Fırına bakma saldım. Deniz, seninkiyle kururdu ya. Aynı yaptı. Ne verdin o zaman? Ya bakma Deniz'e zaman 5. Ne verdim çünkü sen ne verdim biliyor musun? Gördün mü? Ne verdin? Kuruydu sizin diyorsun. Sizin biraz canım. Yanlıştı ama. Ne yanlıştı? En milföy, güzel tabak bir benim puan yanlıştı. Milföyü bırak kaşar beni ne de yanlıştı sana yanmış diye. Yani yakınmışsın olmamayın. Benim besbembe duruyordu. Ben bilmiyor muyum onun pişirmesini? Gerçekten yemek yapmasını bilmiyorsun. Gerçekten bilmiyorum sen burada yemek çıkarabilecek misin bu önümüze? Benim olmuş tabağıma sen kalkıyorsun pir diyorsun da kızarmış nar gibi. Hiç yanmış bir şey yok diyeceksin. Fatma teyze bizim yörelerimiz de aynı. Ben anlamadım hangi yemeği yapmayı bilmiyorum. Senin sana göre yemek yapmak demek mi? Ama anlamış olsaydın onu da verirdin. Gittin en pişmiş tabağı biri veriyorsun. Daha önce hiç yapmadım Seda Hanım. Yemedim de. Dolaban mı? Evet. İlk defa. Bugün senin için yine çok önemli bir gün. Çünkü senin biliyorsun daha önce kayınvalidenin yaptığı yemek o hafta senin bilezikleri almana neden oldu. Çünkü hanene o güzel evet. puanlar yazıldı. İnşallah kayınvalidenin yemeğini bulacaksın Volovan'ın. İnşallah. Şöyle bakabilirim. Seda Hanım tavuğu pişmiş. Hamur da güzel. Milföy de güzel. Milföy de güzel. Kötü değil. Tadı tuzu yerinde. Tadı tuzu yerinde. Tavukları çok güzel pişmiş. Alt hamuru biraz sert ama belki diğerleri de öyledir. Bilmediğim için yanlış bir yorum yapmak istemem. Kötü değil. Tamam. İkideyiz. Vallahi titriyorum heyecandan ya. Burası daha zor geliyor bana. Değil mi? Vallahi kayınvalideler de titriyor burada işte. Hamuru güzel Seda Hanım ama bunun iç harcı buna oranla daha güzel geldi bana. Kötü diyemem pişmiş evet. ama bu daha lezzetli. İlk tabak daha lezzetli. Peki. Üçteyiz. Üstünü biraz kurutmuş şunlara oranla. Ama güzel, iç harcı lezzetli. Üçüncü ve birinci tabağı, ikinci tabağı oranla daha lezzetli buldum Seda Hanım. Dörtteyiz tatlım. Bunu yapan kişi bir talihsizlik yaşamış olabilir mi? Yani üstü sanki biraz... Yorum yok. ...pişmemiş. Yani... Evet, haklısınız. Ben kayınvalideler de tadım yaparken yorum yapmıyorum biliyorsun. Bunun hamurunu çiğ buldum. Üstü yeteri kadar kızarmamış. Puanlamaya hazır mısın yavrum? Hazırım Seda Hanım. Kayınvalideni bulabildin mi? Bulduğumu düşünüyorum. Peki. O zaman puan zamanı. Eleyelim. Bir.
Dördüncü tabak 1 puan. Evet. 1. 1 mi? 1. 1. İkinci tabak. Çok ikisi arasında kaldım. 5. 5. 3. 3 mü? Evet. Tamam. Seda 2 kayınvalidemize 1'er puan verdi. Bakalım ilk 1 puan hangi kayınvalideye gidecek? İlk 1 puan kaldıralım. Serpil. Aa, inanmıyorum. İster inan ister inanma Serpil. Buyurun. Bravo Seda. 3 puan birinci tabak için kullanıldı. Bakalım 3 puanı Seda hangi kayınvalideye verdi? Seda, daha önce kayınvaliden yaptığında sana 5 bileziği aldırmıştı, hatırladın mı? Evet, katkısı çok büyüktü, hatırlıyorum. Katkısı çok büyük. Evet. Yaptığı yemekle senin o hafta bilezikleri almana çok büyük vesile oldu. Bu haftada gitmeme vesile olmamıştı. İnşallah bu haftada sana bilezikleri aldırır. İnşallah Seda. Kaldıralım. Nilgün. Sedacığım ya en güzel tabağa 3 verdin ya teyzem. Ay kayınvalidesini şimdi. Seda 5 puanı. Acaba kayınvalidesi Nagihan'a mı? Yoksa Fatma'ya mı verdi? 4. tabağı yapmamıştır diye düşünüyorum. Seda Hanım fırına yetiştirmiştir diye düşünüyorum. Yani yaptıysa da bana hiç kızmasın lütfen. Şimdiden söyleyeyim. Kaldıralım. Fatma. Gel. Çok teşekkür ederim Sedacığım. Git kız kaynananla kavga et. Al tabağı da al git Nagihan. Bence de tabağı da alayım. Gel sen gel. Yani. Sen benim pişmiş tabağıma nasıl pişmemiş derdi. Pişmiş tabağını mı? Bir saniye lütfen. Önce bir sen ver. Sen şimdi bakalım dur bir sus bakalım. Bu ne? Sen bu pişmiş tabağı nasıl pişmemiş dersin? Bu pişmiş mi? Bu pişmiş tabii. Gelir misin anneciğim? Ben diğer tabakları göstererek sana anlatmak istiyorum. Gel lütfen. Ben sana ne yaptığını ya da neyi yapamadığını burada göstereyim diğer tabaklar oranla. Gel. Hiç bana bakma anne yapamamışsın. En kötü tabak senin. Bakar mısın? Hepsinin üstü nar gibi kızarmış. Aa. Seninkine bak kaşarlarının da rende izine kadar belli. Aa, erimemiş bile. Ölmemiş. Altına bak hamuruna bak. Bak yakmış yakmış bak kızartmış. Ben sana ne dedim anne fırını kontrol et diye 3 kez seslendim içeriden. Sen bana işine bak. İşine bak yaptım bakar mısın? Ama ne de pişmemiş insan şu tavuğunun içindeki lezzetine bakar lezzet, ya. Lezzet yoktu anne kusura bakma tavuklarının büyüklüğünü görüyor musun sen? Lezzet yoktu. Yoktu. Bundan sonra bana yoktu. Sakın gelip de ben... yemek yaptın mı anne diye sorma. Sormuyorum zaten tamam benim yemeğimi sen yapmıyorsun bu bir. İkincisi parmağım kadar doğramışsın yani. O kadar doğru dediler çünkü. Hepsi o kadar doğru. Sedacığım bir şey soracağım pardon. Çok bir şey söyleyeceğim. Seda Bey. Yapamışsın anne. Sen olmamış yanmış kaşarın tabağa 5 veriyorsun. Yanmışı geç anne git. Kadın kızartmış. Senin tabağında bir saniye girmeyin lütfen. Şeylerin tavukların büyük büyük milföyünün tavukların büyük doğrayın dediler. Ama diğerlerinin köyle değil anne. Demek ki onlar küçük doğramış ama bize büyük doğrayın dediler. Milföyüne bakar mısın? Şuradaki şu milföylere bak seninkine bak bembeyaz anne. Bunu ben yapsam burada beni var ya rezil ederdin ya. Nesi beyaz ya baya baya kızarmış. Beni burada rezil ederdin. Diğerlerinden kaç aldın? Sen zaten beni rezil ediyorsun. Diğerlerinden kaç aldın anne? Ama bunları ben almıyorum. Bu puanlar sana geçecek. Hepsinden 1 aldım. Hepsinden 1 aldı çünkü yapamadım. Yedi. Git şimdi çocuğunu da topla, valizini de topla Seda, gidiyorum. Ben ne toplayacağım yemeği? Bir Seda, saniye lütfen ya. Yemeği yapamayan sensin. Yapamayan benim. Herkesten birileri alan sensin. Suçlu benim Allah Siz Allah. Siz bu hafta yemekleri hep bana yaptırtırın. Biz valizimi toplar gideriz. E yapamamışsın anne. Fırını da önceden aç diye 3 kez cama geldim. Her ayıptır zaman ya. Yapıyordum da şimdi mi yapamadım? Yapmış gayet olsaydın. Güzel pişmiş yani. Anne. Kaşarının rende izine kadar belliydi. Ben pişmemiş anne çiğ. Ben ne yapayım fırına attığında öyleydi. Sana 3 kez demedim mi fırınına bak diye?
Kusura bakmayın, ben fırını ayarlarını tutturamıyorum. Anne orada ne dedim? Bunu yapan kişi bir talihsizlik yaşamış belli ki gibi bir cümle kullandım. Ama belli pişmiş. Çünkü anne pişmemiş. Etin pişti. Tavuğun, etin tavuğun pişmiş. Hamurun asla pişmemiş anne. Hayır, en pişti. Kötüsü senin tabağında. Hiç de kötü değil. Senin yüzünden eleneceğiz elini sen. Aferin işte. Sen de bir bana demeyi, bana demeyi biliyordun ya benim sayemde bana. Bilezikleri aldım diye. Elenir sen de. Almadın mı? Sen de o kadar güzel puanlarımızı senin tabağın sayesinde düşürdüm. Ben bir kere yemek yaptım mı benim sayemde gidiyoruz. Evet. Ben bir kere yapınca benim sayemde bilezikleri takıyorsun ona. Sen öyle diyordun zaten ya. Zaten daha sonra bir daha takamadın Seda. Bulabildin mi beni? Bulabildin mi evet, beni? Bulabildin mi beni? Kaç defa buldum ben seni biliyor kaç musun? Kaç defa buldum, kaç defa bulamadın? Kaç defa buldum? Sana dörtleri beşleri verirken iyiydi ama değil mi? Anne neden kabul etmiyorsun? Onu ben yapsam bembeyaz kaşarın rende izi duruyor anne pişmemiş. Ben ne yapayım? Bak iç harcı. Herkes aynı şeyi anneciğim, yaptım orada. Tavuğun, herkes aynı şey değil. Tavuğun diğerlerinden iri, bizim senin etiyomuz ne anne? Parmak gibi parmak bak, gibi özensiz bak, yapma. Editör dedi ki sakın dedi bu kadar mı doğrayacağız? Hayır biraz daha büyük doğrayacaksınız dedi. Ama diğerlerinki o kadar büyük değil. Küçük keserseniz iki puan keselim sizden dedi. Küçük kesenlerden o zaman ikişer puan kesilsin. Bunu talep peki, ediyorum. Peki ben bir şey sormak istiyorum. Ediyorum. Bir saniye senin talebinle benim talebim ne olmuyor? Ona onlar karar verirler de. Senin hamurun niçin pişmedi anne öyle? Bak çünkü iç harcın lezzetli. Ama Seda neden hamurun o şekilde? Yetiştiremedi anne. Yetiştiremedi. Olmadı, yetişmedi. O zaman yapamadım de. Fırında bir sıkıntı vardı. Nagihan Hanım kabul et. Bay bay. Hiç beğenemedim. Özür dilerim. Yani emek veriyorsunuz ama gerçekten beğenemedim. Evet. Yemekleri kayınvalideler yaptı. Üç gelinim, üçü de tadım ve puanlamasını yaptılar. Bir tek Esra kaldı. En son Esra ile tadıma gideceğiz. Tabii ne yapacağız? Konuşacağımız çok şey var. Kritik zamanı... Benim bile gözüm kamaştı kız. Böyle bir şey görmedim. Ve yine haftanın ikinci gününde işte hepimiz bir aradayız. Her zamanki gibi yine önce başvuru adresini vereceğim. www.kanald.com.tr. Bir de WhatsApp'tan. Çıkın, çıkın, gelin anacığım. Evet, şimdi ilk ve terem gelinlerimden Yağnur yaptığı doğum günü organizasyonu sonrasında bakın da kayınvalideler tarafından of 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 nasıl eleştirilmiş. İzleyelim. Yani İlgün Ana. Buyur canım. Neydi o Yağnur'un böyle doğum günü falan yapması? Aa, annesi mi arıyor? Hayır canım insan kendine doğum Nisan günü yapar Hanımcığım. Mı? İnsan bir sürpriz doğum günü başkası yapar. Ben vallahi pek yani beğenmedim. Kendi kendine doğum günü yapıyor. Kendi kendine eğleniyor. Bu fesatlığınız neden acaba? Çiçeklerini de kendi kendine yolladığından eminim. Gülgün Hanım hiç beğenmedim. Bu ne ya? Bu ne? Neyi beğenmedin? Şine gösteriş, şine gösteriş. Gösteriş diye söyleyeceğini biliyordum ben bunun. Biliyordun değil mi? Niye sen... biliyorsun? Canım benim doğum günü dediğim başkasının yaptığı sürprizle olur. Böyle kendi kendine olmaz. Yağmur 2 yıl öncesinde ben organizasyon işiyle ilgileniyordum. Evet. Ve maket pastayı ucuza kaçınca, ucuza kaçmam gerekiyorsa kullanıyordum. Ayrıca bana sahte demişti. Senin pastan bile sahte. Sen böyle kendini sürekli yükseklerde gösterdiğin için... Ben daha büyük, daha böyle cafcaflı bir şeyler beklerdim. Çocuk organizasyonu gibi olmuş. 3-5 tane balon. Çünkü ucuza kaçmış pastadan ben. Evet. Hani bu kadar havalısın, çok güzel bir doğum günü organizasyonu yapmışsın kendine. Ama ben senin eşinden bugün güzel bir hediye beklerdim. Hani hediye? Hayatım hediye hiç önemli değil. Sonuçta adam çiçeğini göndermiş. Yani ayıptır sorması da kaç yaşına girdi? 36 yaşına girdim canım benim. Bir dahaki sezona kayınvalide olarak gelirsin. Olur. Zaten. Oğlum 11 yaşında. Az daha beklersek ben alırım kayınvalidemi, gelirsin, gelinimi gelirim buraya.
Evet, evet. Nagihan önce sen bir söz al bakalım. Evet, gerçekten Yağnur bir organizasyon yapmış ama kendi kendine yapmış. Sürpriz organizasyon değildi ki. Bence bu gibi şeyleri bir başkasının yapıp o mutluluğu yaşamak çok farklı bir şeydir. Yani sürpriz, sürpriz adı üstünde. İnsan başka türlü sevinir, mutlu olur, beni düşünüyorlar der. Yapılan her şeyden mutlu olur ya. Ama Serpil, sen de böyle mi düşünüyorsun? Yalnız başına. Yani ben de aslında katılıyorum Nagihan Hanım'a. Ama şey, tamam, bir doğum günü sürprizi kendi kendine yapmak istemiş. Ama ben şunu beklerdim. Hani en azından eşine bunu söyleyip sanki eşini bu organizasyonu yapmış gibi gösterip hani eşinden gelmesini beklerdim. Peki Fatma, sen de böyle düşünüyorsun. Tabii ki katılıyorum. Çünkü Yağnurlar birazcık gerçekten geldiklerinden beri gösteriş gösteriş, ben bunu kastediyorum yani. Bir insan bence de yanlış doğum günü doğum gününü kendi kutlamamalı. Bir başkası sürpriz yapıp küçük de olsa bir başkasından gelen insanı çok mutlu eder. Kendi vermiş parasını, çiçekleri bile diyor ya ondan bundan geliyor. Evet. Hiç inanmıyorum. Öyle mi? İnanmıyorum. Çünkü onlar da kendi organize yaptı. Esra'cığım. Seda Hanım, Yağnur'un etrafında bunu yapabilecek bence eşi var. Eltisi var, kardeşi bilmiyorum var mı, kardeşi olmalı. Hiç kimse olmadı, kayınvalidesi var burada. Kayınvalidesi sürpriz yapmalıydı. Ben şunu anladım. Yağmur etrafında o kadar insan varken sevgi yoksunu. Ne demek etrafında ya? Onun etrafında sakin. O gelen çiçekler var ya, hepsi Manisa'dan geldi. Tek tek okurum. Tek tek okurum. Okuyorum. Bunu kabul etmiyorum. Okuyorum. Lütfen dikkat et konuşmalarına. Tamam, sakin ol. Sakin ol bebeğim. Sakin olun, niye bağırıyorsunuz? Hayır, sevgi yok diyor. Yok, İnanın o kadar sinirlerim bozuldu ki. Sinirlenme anneciğim. Biz İstanbul gibi yerdeyiz ya. Etrafında o kadar insan varken yapacak bir insan olmamış demek ki. Peki Yağmur buna verecek cevabı. Yıllarca bütün arkadaşlarım, bütün dostlarım, ailem her zaman benim doğum günümü kutlarlar. Eminim ki ben 5 gün buradayım. Burada yarışıyoruz. Zaten şu anda da yokum. Böyle bir organizasyon yapmak istedim. Eşim de bunu biliyormuş. Kesinlikle çiçekleri ben kendi adıma söylemedim. Hepsine çok şaşırdım. Sağ olsunlar, burayı bir çiçek bahçesine çevirmişler. Ben açık boyacıyım. Dediği gibi Serpil teyzenin derdim ki, hayatım, bizim burada editörlerimizin telefon numarası var. Hayatım, ne olur editörlere yazı ver. Organizasyonu ben yapacağım ama sen yapmışız gibi yapalım. Şaşa olsun, gösteriş olsun. Oo, Yağnur'un eşi ona neler yaptı olsun. Ben açık boyacıyım. Bu tarz organizasyonları inanılmaz seviyorum. 6 ayımı bile kutladığımı burada zaten size söylemiştim. Söyledim, değil mi? 5 gün buradayım. Bunu da atlamak istemedim. Arkadaşlarla, kayınvalidelerle, sonuçta şu anda ben eşimden ya da ailemden çok sizleri görüyorum Seda Hanım. Ve ben sizinle pastayı kestim. Bu benim için çok büyük bir hatıra. Evet. Ben ileride evlatlarıma bak anneciğim, ben böyle böyle bir kanala çıktım. Yarışmaya katıldım. Seda Sayan'la pasta kestim diyeceğim ya. Bunun güzelliği nerede var buna ki? Zaten bir şey diyemiyoruz ki. Varsın bana bir saniye, varsın her şeyi söylesinler. Hiç umurumda değil. Çok mutlu oldum. Çok teşekkür ediyorum. Çiçekleri de asla tek tek de okuruz. Sevgi, saygıya da gelince de Esra'ya katılmıyorum. Herkesin severi sayanı kendince ben vardır. Ben çiçekler sahte ayrıca demedim. Hediye konusunda peki da eşim... Peki bir saniye. Nilgün'cüğüm, pastanın da sahte olduğunu konuşuyorlar. Ne diyorsun? Seda Hanım, buraya normal yaş pasta getirmiş olsak... kesilecek, dağıtmamız, çekimlerimiz var. Doğru. Ondan sonra ama dışarıda güzel bir pasta alıp, yani canlı pasta, evet, kesip yiyebiliriz yani. Bunun Seda için Hanım, ben çekimi ara vermemiz lazım o pastayı. Doğru. Yememiz için. Organizasyon şirketiyle görüştüm. Üstünde ismim var. Dedi bana Yağnur Hanım, hani normal pasta mı yapalım, keselim. Hatta maket gerçekten... Son zamanlarda maket pasta gösteriliyor, başka pasta dağıtılıyor. Aynen. Doğru. Düğünlerde bile böyle bir tek pasta olur de, ben o yüzden öyle yaptım. Öyle düşünmelerini hiç düşünmüyorum. Ayrıca hediye konusuna da açıklık getirmek istiyorum. Eşimden hediye gelmedi demiş. Olabilir, ne yapayım? Şöyle ki, neye çok sevindim biliyor musunuz? Ben o yorum, oradaki şeylerin hepsini okudum. Eşim bana çiçek göndermiş Seda Hanım. Ve üzerine benim çocuklarım çiçek alacak yaşta değil. Onu akıl edebilecek yaşta değil, 11 yaşında en büyüğü, en küçüğü 1,5 yaşında. Maşallah. Çocuklarımın adına ayrı bir çiçek geldi bana. Maşallah. Bu bana en güzel pırlantalara, setlere, altınlara bedel. Ben zaten çalışan kadınım, onu da alırım. Aldı da sağ olsun. Çok mutlu oldum, çok teşekkür ediyorum ona. Buradan öpücüklerimi gönderiyorum. Peki, evet, onların Esra zaten, yani ben sahte, kendisi
kurdu falan böyle bir şey söylemedim zaten. Etrafında o kadar bu sürprizi yapabilecek insan varken kendi kendine ya yapmış. Bunu kastettim ben. Ay, Manisa'da yaparlar. Sen konuşma. Ay, lütfen ya. Konuşma. En basitinden hiç, siz varsınız hiç dedim. Hiç o söylediğin lafı yok. Kabul etmiyorum ben. Sevgisiz lafını mı? Evet. Esra ne demek istedin öyle derken hayatım? Ya şunu söylemek istedim. Etrafında o kadar insan varken olabilecek bir insan olmamış. Kendi kendine yapmış. Bunu söyledim. Bunda çok yükselecek bir şey yoktu yani. Seda sen de mi öyle düşünüyorsun? Ya ben de öyle düşünüyorum. Yani Yağnur gösterişi seven bir kadın. Tabii ki güzeldi ama Yağnur'un süksesine yakışmadı. O maket pasta. Ben seni tanıdığım için daha büyük bir şey beklerdim. Bence de amatörce geldi bana da. Yani yakışmadı Yağmur'a evet. Ne amatörü Nagihan i̇şte, teyze. Eleştiriyorlar. Şey şaşalı bir şeyler gerçekten beklerdi. Organize... Çünkü daha niçin biliyor musun? Ona da bir kulp bulurdunuz Nagihan teyze. Hayır, bu kadarını yaptım yok. Gösteriş dediler. Senin şimdi o yaptığın kına gecelerinde yaptığın şeyler ya. Videoları hep seyrettik ya. Sanki daha öyle bir şeyler bekledik. Daha ne yapsın ya? Daha ne yapayım? Çiçek daha. Bahçesine çevirmişler. Daha, biz evet. Sen yapma başkası yapsın evet, diyoruz başkası biz de. Başkası yapsın diyoruz biz de yani. Biz onu kastediyoruz. Kim yapabilir? Eşi yapabilir. Eşi yapabilir. Eşi arkadaşınız yapabilirsiniz. Nasıl yapabilir? İlla da eşin... Nilgün teyzeciğim. Tek tek konuşun. Bilmem yavrum. Nilgün teyzeciğim. Eşin illa da burada olmasına gerek yok. Telefon evet. Üzerinden organizasyon şirketleriyle evet. Anlaşabiliyor. Evet. Serpil Hanım da bu evet. işi yapmış. Ben de bu işi yaptım daha öncesinde. İlla da bizzat burada olmasına gerek yok ki. Peki sana bir şey söyleyebilir miyim? Sen doğum günü... Evde yapıyorsun. Eşim pasta getiriyor. Senin haberin olmuyor mu hiç? Oluyor. O gün yo, doğum günü pasta üfleyeceksin. Yani iki, bunu, önceden bunu kendin, kendin biliyorsun. Yağnur da kendi biliyor doğum gününü, gününü olabilir. Biliyor. Peki, peki. Yağnur bir şey soracağım. Eşinin hediye göndermemiş olması biraz canını acıttı mı? Ya şimdi aslında hiç acıtmamıştı ama öyle çok yorumlar yapıldı ki eşin niye yapmadı, eşin niye yapmadı, hediye niye getirmedi falan. Böyle bir düşündüm hani açıkçası ama şey çiçek beni gerçekten çok mutlu etti Seda Hanım. Yani ne yapayım getirmediyse belki Manisa'ya gittiğimde getirir yani. Manisa'da belki verir bilmiyorum. Yani hediye alsın diye de demiyorum yanlış anlaşılma. Ama biraz duygulandın. Ya çok çünkü söylediler böyle sevgisiz, sevgi şeyi yok, eşi niye yapmadı, çevresi tarafından sevilmiyor. Öyle dedi Nesra'cığım, kayınvalidem o yüzden yükseldi. O zaman sana bir sürprizim var. Oo, bir bomba geliyor. Gerçekten. Evet, geliyor. Eşin bu böyle önemli bir günü atlamamış. Ya. Hadi ya. Ercan getir yavrum. Ay çok şık duruyor yalnız. Önce ben bakayım mı kız? Bakabilirsin. Anam baksana kutusu bile güzel. Bak gördün mü? Çikolatadır. Kutu bile güzel. O kadar gerek yok. Kadar şey olmaz. Çikolata. Ben de böyleyim bak kutuya bile tav. Kutu. Çok da güzel. Altın bence. Çikolatadır. Bence altın. Ekstra. Oo. Benim bile gözüm kamaştı kız. Bizi görelim. Böyle bir şey görmedim. Ay biz de bakalım. Biz de görmedik. Biz de görmedik. Yağnur gel al. Alayım. Getirirken bize de göster kız. Helal. Gösteri gösteri. Helal. Kız baksana. Ay çok güzel. Yalan mı? Çok teşekkür. Şaşırdığım kadar yok mu? Evet çok teşekkür ederim. Kocana kameraya teşekkür et kız. Ay hayat. Aa bunlar Seul diye geçiyor. Bunlar çok pahalı şu an. Teşekkür ederim. Gerçekten çok mutlu oldum. İki kere mutlu oldum Yunus'cum. Çünkü o kadar çok söylediler ağla. Ki. Yok ağlamam. Çok teşekkür ederim. Çok incesin, çok zarifsin. Şu bir dakika. Kutuyu açıp benim Sarraf Fatma'ya bir göstersene. Sarraf. Kaç ayar? Sarraf baksana. Kaç ayar? Şöyle bakalım. Zümrüt müdür ki? Beyaz, beyaz altın da. Pırlanta ayarını ve zümrüt. Şu an bilemem. Çok. Ama 18 bin falan vardır yani. 17-18. Az bakayım. Aşağı kesinlikle olmaz. Çünkü şey bu taşlı grama gelir bu Seda Hanım. Çok teşekkür ederim. Çok teşekkür çok ben de bakmak istiyorum. Biz de görelim. Allah, Seda da bak. Bunu tabii gezdirebilirsin. O senin hediyen. Güle güle kullan anneciğim. Sen şey, yeşil çocuklarının babasından geline sen geldi. Pırlantalı, zümrütlü. Daha ne olsun? Çok teşekkür ederim. Yakışır gelinime, böyle güzel evet. gelinime
Her şey yakışır Seda Hanım. Kıyafetiniz benim güzel. İçin o çok ben değerli. Çok değerli. Çok güzel. Ben de çok beğendim Seda Hanım. Bizim için de gelinlerimiz ama değerli canım. Şey. Renk renk bir dakika. Bak bir şey konuşuyorlar. Duymuyorsun. Tamam özür dilerim. Ne dedin canım? Gelinime diyorum yakışır bu güzel gelinime. Benim için Yağmur çok değerli. Teşekkür ederim. İnanın buna. Dışarıda da herkes bilir. Evladım gibi, gelinim gibi değildir. Gerçekten o da benim mi? İçin annesi gibiyimdir. Ay kıyamam ben sana. Canım o, tontikin benim. Doğum günüm kutlu olsun. O yüzden bir gelinim olunca bir ben de ona yardım veririm bir dediniz. Canım benim. Fatma, Sarraf Fatma beğendin mi? Evet çok güzel ama ben eğer kızmazsalar ben bir şey diyeceğim. Yok kızmayız Allah aşkına çünkü, söyle. Çünkü yeni gelmedi bana. Kullanılmış çünkü yeni pırıl pırıl barlar böyle gözüne baktığın esnada biraz kamaşırsın. Bir kutlayacaklar ya. Sertifikası falan vardır onun yok, zaten. Yok sertifikası yok belki pırlanta değildir çok bilmiyorum. Şey, sertifikası hayır, yok ama. Anne, yok şey içeridedir. Ay çok ayıp sertifika mı olacak yanında adam? Şey, ne bileyim pırlanta doğru, dediniz yok, Seda Hanım zümrüt dediniz. Yeni değil dediniz. Çok güzelmiş. Yeni değil derken demek istiyor ki sen bunu taktın da yine kocanı da kendine gönderdin. Yok evet, benim şahidim. Evet, benim suyolu setim var. Hani onu da takabilirim burada getirebilirim değil yani ben de şaşırdım. Ama hani zümrüt mi şey mi onunla ilgili iddialı bir sertifikası yok. Bakın ben hiç önemli değil. Güzel, Fatma teyzeciğim inan hiç önemli değil. Bu kadar üstüme gelinmemiş olsaydı bunu bile hani böyle üzüldüm mü dedi ya biraz açıkçası üzüldüm. Hiç sorun etmezdim. Bana çiçek göndermesi de önemli değil. Düşünüp çocuklarım adına ikinci bir çiçek gönderdi ya benim için bitmiştir. Bak bana kutuya Sedana bile bayıldım. Kutuya. Kutu bile güzel. Çok Sedana güzel. Fatma nereden anladın onu kullanım? Ama çünkü bak yeni bir şey var ya o kadar parlar ki böyle aynen azıcık kullandığın zaman matlaşmaya başlıyor. Sedana. Yani o para az bir tane. Kaynanan konusunda Esra'cığım haklısın. Hayır Seda Hanım ben ona katılmıyorum. Bir kuyumcu var benim takip ettiğim hep son modelleri paylaşır. Bunu ben daha iki hafta öncesinde görmüşüm. Bunlar yeni çıkan modeller. Hem yeşil taşı var hem de kenarında beyaz taşlar var. Esra, bayağı da görme gelen bir model. Çok fena gerçekten bu. Ben tarttıracağım sana Esra. Tarttır. Bir çok güzel güle güle kullan. Küpesi de var mı? Var. Küpesi, bilekliği ve kolyesi var. İstiyorsanız takalım. En aşağıda 8-19 çok tak istersen set. Gel takalım Seda Hanım. Çok güzel olur bence kolyesine. Bence de tak. Çok güzel. Onun sadece kolyesi 12-13 gram gelir. Takabilecek misin? Yok doğru. Hadi güle güle çünkü kullan canım. Güle güle günlerde. Gelinlerimden Neslihan bugün öyle bir açıklama yapmış ki diğer gelinler bakın nasıl da şaşkınlıkla dinlemiş. İzleyelim. Neslihan bir şey sormak istiyorum. Çalışmadığını söyledin ya evet, evdesin. Ev işlerini kim yapıyor? Yani evde boş zamanın vardır mutlaka. Ya mutlaka ama ben ev işleri konusunda çok takıntılı olduğum için benim bir temizliğim 4 gün sürüyor. Her yeri düşünün yani, temizliği. Aynen öyle. Çamaşır makinesinin altındaki ayaklarına kadar düşünün. Ben onların altlarına kadar çıkartıp söküp tekrardan yerine monte ediyorum. İnanmıyorum. Ve bu kadar uzun süren temizliği de eşim eğer fark etmezse... Yani orada işte geldiğinde eline sağlık hayatım, anne güzel kokuyor vesaire gibi bir övgüde bulunmazsa tabii insan bir daha da temizlik yapmıyorum. Burası ne kadar güzel kokuyor, kır çiçekleri bahçesi gibi eline sağlık ne kadar uğraşmışsın diyecek. Bu kadar yeterli olur mu? Bir tane konduracak. Daha fazlasını söylerse daha fazla mutlu olurum. Tut ki geldi sadece sana şunu söyledi. Neslihan ev çok güzel olmuş pırıl pırıl eline sağlık dedi geçti televizyonun karşısına yattı ne yaparsın? Kabul etmez. Kabul etmem. Peki ne yaparsın? Yaptığını bozar mısın? Evet. Bütün evi eski haline getiririm. Dağıtırım güzelce. Al şimdi bu pisliğin içinde otur derim. Kenarıma çekilirim. Sonra yine sen nasıl işin rahat edecek? Hiç de yapmam. Çağırsın annesini annesi yapsın. Yapar mı? Yapmaz bence. Yapar. Eğer oğlu isterse. Benimki yapmaz. Ama ağrıyor. Tansiyonum çıktı. Ben Harun'a böyle bir şey yapacağım. Vallahi bana neler söyler bilmiyorum. Benimki var üste çıkar. Umrunda bile olmaz. Oh. Serpil ne diyorsun? Vallahi evet aynı söylediği gibi kesinlikle o şekilde yapar. Bir de Neslihan'ın huyudur. Neslihan böyle pofpoflanmayı çok sever, övgüyü sever. Yaptığın yani, şeyin görülmesini seviyorum, pofpoflanmayı yani, sevmiyorum. Yaptığın şeyin görülmesini seviyorsun da görüldüğü zaman da hani çok güzel olmuş falan bu şekilde iltifatlar duymak ister. Öyle mi Neslihan? Bir anlat bakalım. Evet. Biraz aç şu konuyu. Yani Seda Hanım şöyle,
Sonuç itibariyle eşimle biz birbirimizi tanıyarak evlendik. Aynı evin içinde bir anda tanışmadık. Bu adam zaten benim böyle olduğumu bilerek benimle evlendi. Evet. Haliyle de ben huyumu bildiği için eğer benim istediğim gibi olmazsa, yani benim huyuma gitmezse o evi dağıtır. Ondan sonrasında da öylece bırakırım yani. Sonuç itibariyle biliyor. Bildiği bir şeyi neden tekrardan hani bir hataya düşüp de şey yapıyor, es geçiyor mesela ki? Mesela genelde ne, hangi konularda böyle eksiye düşebiliyor eşin? İşte temizlik yaptım diyelim. Heh. Benim temizliğim dediğim gibi gerçekten 4 gün sürüyor. O 4 gün sonunda zaten yorgun oluyorum. Haliyle pohpohlanmayı bekliyorum. Ya bir gün bir şey, bir gün bir şey mi? O da bazı, o da. Bazıları öyle temizlik yapar. Yani mesela bir gün bütün mutfağı indirir. Bir gün işte evet, tuvalet, banyo. Evet, evet. Ya o da, o da yetiştirebildiğim kadarıyla yani. Şöyle. Bir şey söyleyebilir miyim? Tabii. Ayda 2 kere 4 gün temizlik yaptığı için yani. Nasıl ya? O şekilde böyle ya, ayda 2 kere ya da 3 kere temizlik yaptığı için. Yani bu canı istediği zaman temizlik yapıyor. Ben anlayamadım Serpil ya. Ayda nasıl? Yani topladığınızda ayda 4-8 belki de 12 Nesli gün falan. Yani sen nasıl 15 günde bir. Çok merak ettim bebeğim. Yani şöyle Seda Hanım, canım istediğinde gerçekten o evin temizlenmeye ihtiyacı olduğunu düşündüğümde yapıyorum. Ama her şey yolundaysa tabii ki ben de günlük temizliğimi devam ettiriyorum. Tabii. Ama hayatımızda bir şeyler yolunda gitmiyorsa sadece bana bunu canım gelip benim yapıyorum. Evde de mesela bazen oturuyoruz. Bizde kaldıkları dönemlerde bazen geliyorlar 2 gün 3 gün falan, ele bu pandemi döneminde kısıtlamalarda hafta sonları falan kaldı. Mesela bir bakıyorum Neslihan kalkmış, evi dökmüş, elektrik süpürgesini almış. O anda canı istemiş yapmak yani. Sen karışma anne bana, asla karışma, ben evi temizleyeceğim. Her yeri dip köşe. Ya yani öyle canı istediği zaman. Peki ama ben şunu şunun içinden çıkamadım. Canım istediğinde temizlik yapıyorumun altında biraz bir şey var. Yani biraz işin galiba kızdırmış seni. Evet. Heh. İşte onu öğrenmek istiyorum. Yani şöyle Seda Hanım, biliyorsunuz zaten kayınvalidem şimdi böyle kendi evinde, ben de hani gittiğimde mesela onun tamam, evinde de çok fazla iş yapmam. Evet. 2 tane erkek evladı olduğu için de onları ne iş yapmaya hani ne şeye yönlendirmemiş. Haliyle biz aynı evin içine girdikten sonra o da kendini bir şekilde saldı. Sürekli ben de peşinde dolaşıp onu toparlayamam. Bunu anlayabilmesi için tek bir yol vardı. Ha öyle mi? Ben artık canım istediğimde temizlik yaparım, canım istemediğinde yapmam. Sen de eğer gerek görüyorsan kalk kendin yap o zaman. Nasıl anladım? Çünkü geçen gün bir ana haberde böyle kocasına kızıp evi çöp eve çevirmiş bir kadını izledim. Kızmış çünkü, kızmış. Çok ve Neslihan, bakın Neslihan o kadına hak verdi. Yani bunun altında bir şey yatıyor, onu anladım ben. Yani evet, yapıyorum, sen annenden görmemişsin ama bari takdir et. Evet. Cezası var bunda değil mi? Evet. Oysa ki sen ne istiyorsun? Bir işin ucundan tutsun, yardımcı olsun. Yani en azından bıraktığını alsın, yerine koysun, dağıtmasın. Hani kirlenmesi sorun değil, kirlenmesi bir şekilde halledilir. Ama o da üzerine dağıtmasın yani. Sonuç itibariyle ben de sürekli onun peşinde dolaşamam. Hak verenler? Ben vermiyorum. Neden Seda? Anlat. Şimdi tabii ki de bence o... Hani Yağnur sana dedi ya, sen adamına düşememişsin gibi bir cümle kullandı. Tabii ki de bardağını burada bırakmayacak, alıp yerine koyması gerekiyor ama evi de dip köşe bir erkek temizlemez ki sonuçta o dip bir... Dip köşe temizlesin demedim ki. Evet. Öyle bir şey demedi. Aile babası sonuçta, onun işi başka. Sen evet, hani iş demeyeyim de sen çalışmadığını ve evde olduğunu söylüyorsun. Hı-hı. Hani ne olacak ki, bunu senin yapman gerekiyor zaten. Tamam, ben dip köşe temizlik yapsın demedim zaten. Sen yok, şimdi... Sen dedin ya ki bak, eğer beni övmezse, pohpohlamazsa, beni takdir etmezse, işte yok öyle yapmazsa, böyle yapmazsa ben hiç yapmam. Evet. Bırakırım, evet, bir kenara çekilirim, o alanı temizlerim, diğer hepsini o yapar. Evet. Şimdi bu da bana saçma geliyor. Yani neden? Tamam, takdir edebilir neden? Seda Hanım. Hı. Hani evet, eline sağlık, çok güzel olmuş ama iş yoğunluğu olabilir, başka şeyler olabilir. İlla senin pardon, üzerine... Bak kayınvaliden sen de bir dedi. Kadın, özür diliyorum. Sen bir kadınsın. Evet, her kadının şeyden önce bir annesin. Tabii. Sen değerlisin. Tabii sen ki de değerli olduğunu, evladın olmadan
daha adamla aynı evin içine girdiğinde o adamı hissettirirsen o ömür boyu öyle canım, gider. Bak, bu benim düşüncem. Sen pohpohlanmak istiyorsun. Evet. Kayınvaliden de öylesin. Seninki bir tık fazla oluyor. Değer verilmesi ayrı. Herkesin eşi bir şekilde değer göstergesi vardır. Her yoğurdun, her yedin yoğurt yeşi ayrıdır. Evet. O ayrı. Ama sen ekstra pohpohlanmak, tamam, ben takdiri de diyorum ki görmek, değer gördüğümü, dillendirilmek istiyorsun. Tamam, ben de diyorum ki ben değer gördüğümü yaptığım işe karşılık olarak yapmadığım, ben şey demedim Seda Hanım. İşte ben mutfağı toplamıyorum da ama yine de eşim insanlara topladı desin lütfen. Hani böyle bir şey söylemedim. Ben evet. diyorum ki ben o mutfağa giriyorum, 1,5 gün mesai harcıyorum. 1,5 gün mesainin ardından da teşekkür ederim, eline sağlık. İşte harika olmuşum. Hak ediyorum. Onu hak ediyorsun ama sen orada kayınvaliler tamam. odasında ve kayınvalidenin demesine göre ekstra bir iki tık daha yukarısını istiyorsun tabii canım. Ki ben bu yeni biraz evliyim. Egoya giriyor. Senin 3 tane çocuğun var. Ben biraz, yeni evliyim bebeğim, bak, benim de 3 çocuğum var. Burada herkesin çocukları var. Evet. Bu biraz bir tık egoya giriyor. Anlatabiliyor muyum? Bir dakika bekleyelim. Yargılamadan, yargılamayın. Esra ne düşünüyorsun yavrum? Ya ben hak veriyorum. Yeni evli sonuçta. Böyle kocasından farklı bir ilgi bekleyebilir. Ayrıca ben Neslihan'ı çok iyi anladım. Şunu kastediyor. Hani en azından tamam beni takdir ediyor veyahut da farkında olmuyor, bazen görmeyebilir. En basitinden erkekler çoraplarını çıkartır, atarlar hemen koltuğun kenarına. Alsın, kirli sepetine atsın. Hani en azından evet. bu yönden bir saygı duysun, yardımcı olsun bana demek istedi. Ben hak veriyorum ona, haklı Fatma bence. Sen ne diyorsun tatlım? Vallahi aslında güzel düşüncelerine ben gerçekten takdir ettim. Bir erkek gerçekten bir küsmüş bayana... Küsmüş kız, anlayamıyorsunuz. Deminden beri size bakıyorum. Küstürmüşler kızı. Neden hak vermiyorsunuz? İlle de kadın, ille de ev işini kadın mı yapacak? Hayır, böyle ben hak veriyorum dedim çünkü... Biraz da erkekler de toplasın evet. etrafını ya. Ya en azından toplamasa bile Esra'nın dediği gibi çorabını, bandolanı ortaya alıyorlar. Erkekler çıkarıyor, çorap orada, bandolanı koltuğun üzerinde, gömleği başka bir... bunun değişecek Seda, yeri var. Seda, sana da şaşırdım yani. Senin kocan geldi burada çocuk baktı. Niye Neslihan'a karşıyım dedin? Hayır, karşıyım demedim. Şimdi biz içeride de bu konuyu konuştuk evet. ya, bir yanlış anlaşılma oldu. Kaç tane erkek geliyor da çocuğa bakıyor, karım şurada bakacak, yaşayacak diye. Bakacak. Çünkü ya bak ya, Cat, ben yine söyledim, anlatamadığım şeyler var. Hayır. Ben onun için çok fazla fedakarlık yaptım, sıra onda. Ama Neslihan'ın ne yapmadığını evet. biliyorsun. Hayır. Şimdi ama evet. içerideki konuşmaya göre ben Neslihan'a yorum yaptım. Tabii ki de bardağını alacak. Hayır, konuşturmadınız çocuğu siz. Hayır, kızı konuştuk, içeride ki. Konuştuk ya biz. Ona olsun. İstinaden ya. Olsun. Ben hak verdim. Ben nasıl anladım? O kırılmış, küsmüş. Ben de küserim. Ben de. Ay yani bir dört dönüyorsun ben evin şimdi... içinde. Evet. Bir de bari bir teşekkür et be kardeşim. Ya da şu evin içinde dönen trafiğin farkına var yani. Ya haklısınız farkına tabii ki. Farkına istiyorsunuz. İşte onun eşinden yana bence o konuda çok şanslı. Ben benim eşime desem mesela... Hani o fark etmedi diyelim. Beni övmedi. Ben evi eski haline getirdim. Bana ne yapıyorsan yap der. Umrunda bile olmaz. O evde öyle yaşar. Benimki de böyle i̇şte, bir adam benim yani. Benim ona haberde seyrettiğim kadın da öyleydi. İşte umrunda gencecik olmaz. Kadın. Yaşar yemin o evde. Yemin ederim sinirinden evi çöp evi yapmış kadın. Ama evet, mesela ben de eşime desem ki işte gel burada çocuk bak, işini gücünü bırak veyahut da bırakma. Gel çocuğa bak falan. Yapmaz. Yapar. Yağız yapmaz. Ama benim burada eşim sürekli anne. Bakmıyor. Bakıcımız olmadığı günlerde sürekli Çanakkale İstanbul arası olduğu için tamam, işi, burada yapmaz burada mesela. Alır eve götürür. O zaman şey çık götürüyordan eve geldi. Bak hiçbiriniz kocalarınızın kıymetini bilmiyorsunuz. Anasıyla karısı şurada yarışıyor diye adamcağız geldi burada çocuk baktı be. Evet. Baksın. Allah razı olsun. Baksın diyor. Baksın. Ama diyorum ya bu işler... Kızı hem cinsini kolla. Kolluyorum ama onun içeride farklı konuştum. Bana öğretiyorsun. Biraz, bana öğretiyorsun. Geçti artık. Biraz abartı onunki. Onunki abartı. Hiç de abartı. Hiç abartı olduğunu bilmiyorum. Bir dakika. Aynı şey yani. Bir dakika. Bir şey söyleyeceğim evet. Seda Hanım. Mesela benim oğlum yani. Ama evet. bu konuda ben de Neslihan'a katılıyorum. Hak verdim. Çünkü ben de iki oğlan... Tabii onunla birlikte büyüdüm. Evet, çok dağınık erkekler. Ve kesinlikle. Ve hep de diyorum Neslihan kızım teşekkür ederim. Gerçekten bu çocuğu düzelttin. Öğretsin, evet. Öğretiyorsun, düzeltiyorsun. Çünkü anne söylediği zaman yapmıyor. Yapmıyorlar. Çünkü anne konforunu anne, yaşıyor çocuklar. Evet, anne konforunu, anne rahatlığını yaşıyor. Tabii. Ha mesela dediğim gibi bana geldiklerinde kaldıklarında mesela yaz oh böyle. Evet. Alsın telefonu eline, oyununu oynayın. Hiç. Anne şunu yapar mısın? Anne zaten bizde hiç emir kipi konuşulmaz kesinlikle evet. aramızda evet. da. Ama ben de işte yani hani evinde olsa o şekilde asla davranamaz dediğiniz gibi evet. yani.
Ama ben bu konuda Neslihan'a gerçekten katılıyorum yani. Onu sonuna kadar da destekliyorum. Peki, harika bir sohbet oldu ya. Evet, oldu. Evet. Vallahi oldu. Birbirinize sahip çıkın kızlar. Kesinlikle. Ben destekliyorum ki zaten. Esra'nın tadımına gidiyoruz. Kayınvalideler yemekleri yaptı, puanlamaları gelinler yaptı. Şimdi puanlama sırası gelinim Esra'da. Hoş geldin tatlım. Başlayabilirsin. Hoş bulduk Seda Hanım. Tavuğu çok güzel pişmiş, mantarı da pişmiş. Böyle ağza kıtır kıtır gelen bir şey yok. Milföyü de gayet güzel kızarmış. Tamam. İkideyiz yavrum. Milföy normalde kabaran bir hamur Seda Hanım. Çıtır çıtır olur, güzel olur, puf puf. Kabarmamış, biraz alt hamur kalmış. Tavuğu? Tavuğu da kıtır kıtır, mantarı da. Yeteri kadar pişmemiş zaten, kaşarı da aynı şekilde. Peki, üçteyiz. Seda Hanım, bunda değişik bir tat aldım. Böyle ekşi mi desem, limonu mu var desem. Bunun tadı daha bir değişik geldi bana. Güzel mi, kötü mü? Şunu hiç beğenmedim zaten. Bu hiç olmamış. Şunu da kıyaslıyorum. Bunun daha değişik bir aroması var, bir alvenisi var böyle. Ama tavuğu onun kadar iyi pişmemiş, bir numara kadar. Pişirme farkındandır. O da olabilir. Güzel Seda Hanım ama ben bir numaralı tabakta kaldım. Peki puanlamanı yap yavrum. Şuna bir veriyorum kafadan İkinci ediyorum. İkinci tabak bir. Buna beş veriyorum. Birinci tabak beş. Üç, dört. Dördüncü tabak üç, üçüncü tabak dört. O zaman dördüncü tabağın başındayız. Tutalım tabağı. Gelin Esra, bakalım üç puanı hangi kayınvalide için kullandı? Üç puan kaldıralım. Nilgün. Ya Seda, Esra ya. Gel. Esra ya, en güzel pişmişi. Dört puan bakalım hangi kayınvalidenin oldu? Dört puan kaldıralım. Serpil. Ya. Ben bu duruma hiç kalmak istemiyorum. Ya. Şimdi 5 puanı Esra kayınvalidesi Fatma'ya mı? Yok. Yoksa ya. Nagihan'a mı verdi? Annemle çabuk yetiştirmiştir bu, yetiştirememiş. 5 puan kaldıralım. Fatma! Ama dedim eli çabuk. Nagihan. Kalkın bir horon tepin, kalkın.
olmasaydın var ya. Ama ben sen bulmasaydın onu var ya. Sen görecektin burada nasıl bağırma oluyor diye. Ben sana dedim ki tavuğunu tam pişir dedim. Dediğim gibi yapmışsın. Senin dediğin doğru mu? Ben de sana böyle diyorum. Pişir tabağın pişirmesi lazım. Üç numaralı tabak arasına gittim geldim. Onun da çok değişik bir aroması var. Sanki ekşi mi desem. Ama bir limon değişik var içinde limon zaten. Rendelebilir limon onlara. Rendesi var. Ama aslında diğerlerinde o kadar Esra, ekşi. Ben Esra ben dört numaralı tabağa dört vereceğim sandım. Sen hani öyle deyince orada bir şaşırdın. Ama hayır şaşırmadım. Esra. Benim elim biraz bol. İnan ya, annenin eli bol dedin. Güzel olmuş dedin. Unuttum gittin, sonra. Gittin. Üç verdin. Evet unuttum. Ben unuttum sana. Yani. Unuttum. Seda Hanım'a da söyledim. Ben bol kepçe dedim. Ona ben beş verecektim. Dört değil bol kepçe buldum diye. Bravo tebrik ederim. İlk sen de buldun mu kayınvalideni? Ben dört verdim. Dört verdi. Bir gelin beş olarak beş sen var. Buldun beş. Herkes bir verdik. Herkes bir mi yaptı? Evet. Hayır kayınvalide. Kayınvalideler diyor. Kayınvalidelerimi ayağa alayım. Çok komik. Kalkın bakayım kızlar, kayınvalideler. Gelinler otursun. Gelinler otursun. Gelinler otursun. Biraz da gelinler kayınvalideleri seyretsin bakalım. Şimdi Seda aslında kızmakta haklısın. Ama çok sinirim bozuldu şu an vallahi. Haftanın ikinci gününde evet, şeyi yaptı, senin puanlarını finalde etkileyecek. Evet. Evet. Ne oldu Nagihan? Efeleniyordun. Ne oldu? Oldu bir şey. Gidin nefes. Sen onu fırına koymak. Şeyden bırakıp bakıda ve gülüşünü zar beni. Bana bak, fırına koymayı mı unuttun? Ya fırını yakmayı unutmuşum. Üç kez cama geldim dedim ki kızlar evet. Da şahit yanmıyor fırın dedim. Üç kez geldim ve beni evet. Dinlemedi. Ama düğmesini bir şey üç kez söyledim Seda Hanım. Neyse. Günün en yüksek puanını alıp gelinine şu elimde gördüğünüz çeyrek altını kazandıran kayınvalideyi açıklıyorum. Bugünün en yüksek puanını alıp çeyrek altını kazanan kayınvalide açıklıyorum. Fatma! Helal. Teşekkür ederim. Tebrikler. Helal olsun. Ver ben sana takayım. Yok, sen kazandın. Karşılıklı durun. Ama bugün sen kazandın. Olsun ben sana takacaktım ya. Fatma Hanım bugün altın aldı. Ama ben yemeğime çok güveniyordum. Yağnur'un bir vermesinde ona gitti altın. Bugünün puan durumu şöyle. Fatma 21, Nilgün 16, Serpil 15, Nagihan 6. Geçen sefer de Nagihan tam 21 puanla. Peki ben de öğrenmek istiyorum. Sürekli şey yaptı, hava bulmuştu. Attı 21 puan. Aynı 21. Sen de 21. Ben de öyle mi? Evet. 21 puan. Bana bak bana. Göremiyorum. Bir bakar mısın bana? Göremiyorum. Bir ses geliyor ama. Ha şöyle gözüne 21 puan aldım. Gördün mü? Nasıl kıskanıyorsun beni? Bak 21'e 21. Ben de 21. 21'e 21. Fırına mı anla buluyorsun? Daha tepsini hazırlayıp 21, 21. Niye 22 yapamadın? O zaman yarın da yemek yapacaksınız. Bakalım hangi... Ay yok yok biz yapalım yalvarıyorum. Biz yapalım. Ben fırınımı açayım. Vazgeçtik diyorsunuz. Vazgeçtik. Peki. Bizden bugünlük de bu kadar. Yarın Allah'ın izniyle görüşmek üzere. Allah'a ısmarladık.
yani ve senin yüzünden buranın eleneceğini herkesten bir almışsın ya. Sen buna iyi tüyo veremedin. Evde hiç mi tavuk yapmıyorsun? Tavuğun tiyosunu da mı ben vereyim? Kendi yaptığı zaman hataları anneciğim anneciğim diyor. 1 lira alınca ne oldu? Ben de aynı şekilde seni buradan bağıra bağıra yollayacağım. Ben buradan gitmeyeceğim Esra'cığım. Bağıra bağıra gideceksin ve seni hiç kimse duymayacak. Ana. Soğanı ince ince doğrayacağım dedim. Ana ya ana. Hiç soğanına dikkat etmedin. Neye dikkat ettin anne? Pişmişliğine. Anne yanlış. Ara. Bana sormadan. Amacın gösteriş ve şov. Çok yakın olduğun kişilerin ayakkabılarını alacaksın. Anlatabiliyor muyum? Ben senin okul arkadaşın değilim. Benimle konuşmalarına dikkat edeceksin. Oo. Bu şekilde bağırmayacaksın. Sen...